Değerli izleyenler, çıkış yolundan herkese iyi geceler diliyoruz. Bu hafta yine gündemin öne çıkan başlıklarını Sayın Doktor Doğu Perinçe'ye soracağız. Tabii Moskova'da yapılan önemli bir görüşme, sürpriz bir görüşme. Türkiye ve Suriye istihbaratlarının tepesindeki isimler bir araya geldi. Bunu konuşacağız. İran'da önemli gelişmeler var. Libya'da ateşkes çabaları var. Bugün grup toplantıları vardı. Muhalefetin bazı eleştirileri söz konusu. Yine bunu da değerlendireceğiz. CHP-HDP yakınlaşmasına dair yine haberler söz konusu. Ve aynı zamanda tabii ekonomideki gelişmeleri de değerlendireceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçek, hoş geldiniz efendim. Tabii. İstanbul Belediyesi'nin sattığı Selahattin Demirtaş kitabı var. O da gündem. Evet, CHP-HDP yakınlaşmasının bir parçası efendim. Evet. Sayın İsmet Özçelik'le birlikte, Aydınlık Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Özçelik'le birlikte sorularımızı yönelteceğiz. Sayın Özçelik, siz isterseniz... Siz de askerden hoş geldiniz. Sağolunuz efendim, teşekkür ederim. Hatıralar bitmiyormuş, evet, öyle bitmiyor. Duydum. Bitmiyor. Şimdi tabii Kütahya'da yaptık askerliğimizi. Kütahya, oradaki tek hava eğitim Tugay komutanlığında ama tabii 21 gün yaptık geldik ama dolu dolu geçti. Aslında ona dair de anlatacak çok şey var ayrıca. Efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi isterseniz Sayın Özçelik, isterseniz moderatör hakkımı da kullanarak ilk soruyu ben sormuş olayım. Şimdi Moskova'da sürpriz bir görüşme oldu efendim. Tabii Libya konulu temaslar vardı aslında. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı oraya gitti. Rus mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Ve oldukça önemli bir diplomasi trafiğine şahit olduk biz Rusya'da. Tabii Libya'yı ayrıca konuşacağız. Ama orada beklenmedik bir görüşme daha yapıldı. MİT Başkanı Hakan Fidan'la Suriye İstihbaratı'nın başındaki isim Ali Memlük bir araya geldiler. Sana'dan açıklanan, yani Sana tabii Suriye Resmi Haber Ajansı tarafından açıklanan bir haber oldu bu. Ve orada tabii İdlib ve Soçi mutabakatının hükümlerinin ele alındığı belirtildi. Açıklamayı aktarıyorum. Tabii PKK ile mücadeleye ilişkin yine gelişmelerin de ele alındığı söyleniyor. Resmi bir açıklama olmasa da bu kapsamda. Ve bu efendim tabii Ankara-Şam hattında tartışılmaya başlandı bu haber. Acaba ilişkiler düzeliyor mu? Acaba yeni bir başlangıç mı var? Ve aynı zamanda ilerleyen dönemde büyükelçiliklerin açılacağını görecek miyiz? Dışişleri seviyesinde de yeni görüşmeler yapılacak mı şeklinde sorular soruluyor. Siz tabii dün gece yapılan bir görüşmeydi efendim. Nasıl değerlendirdiniz? Size yansımaları var mı? O konuda galiba Sayın İsmet Özçelik'in bazı özel haberleri var. Sayın Özçelik, ilk önce bir onları dinleyelim. Yarın Aydınlık'ta manşet haberimiz efendim bu. Ve çünkü son derece önemli bir şey. Libya olayının da önüne geçen bir hadise. Gelişmeler özetle şöyle. Efendim Sayın Putin Şam'dan İstanbul'a geldiği zaman bizim edindiğimiz kulis bilgilerine göre Erdoğan'la görüşmesinde Şam'la yapılan diyalogda çıtanın yükseltilmesini önermişti. Yani alt düzeyde istihbaratın alt kademelerinde görüşmeler devam ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı da birkaç kez söylemişti bunu. Fakat o çıtanın daha da yükseltilmesini önerdiğini duymuştuk. Şimdi tabii Moskova'da bir heyet vardı, Türklerin kuvvetli de bir heyet. İşte Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Müsteşarı. Evet. Ve diğer Türk heyeti vardı. Şimdi burada Suriye'de de bir heyet oradaymış. Ali Memlük başkanlığında bir heyet. Şimdi Ali Memlük'ü izleyicilerimize birazcık tanıtacak olursak, Suriye'nin en önemli, yani Esad'dan sonraki en önemli isimlerinden bir tanesi. Esad'ın sağ kolu diye biliniyor ve Baba Esad zamanından beri istihbaratın kritik adamlarından ve son derece Suriye yönetiminde Esad'ın üzerinde de etkili olan bir kişi. Yani onunla görüşme olmuş olmasına ayrı bir önem arz ediyorlar. Çünkü hakikaten karar verici ve kararı etkileyici noktadaki bir Suriyeli üst düzey yetkili. Onun için biz zaten yarınki manşetimizde Suriye ile yüksek temas ifadesini kullandık. Şimdi bu görüşmeler sırasında Ali Memlük'i birkaç şey söylüyor. 9 maddede bir kere bir anlaşılmış.
Yani bir çerçeve çizilmiş. Tabii bu 9 maddenin ne olduğunu bilemiyoruz. Ancak kabaca tahmin etmek de mümkün. Bunun içerisinde Fırat'ın doğusunda PKK, YPK ile PYD ile ortak mücadele konusu da yer alıyor. Türkiye'den de bir takvim istenmiş. Yani Türkiye ne yapacak, ne edecek? Bunların bir takvimini istemişler. Belirsizlikleri giderelim demişler. Yani önümüzü görelim, ileriki döneme görelim ilişkilerde. Bu 9 maddelik çerçevenin belirlenmiş olması bu ilişkilerin önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin göstergesi olaraktan değerlendiriliyor. Moskova'daki değerlendirme, yani Ruslar da bu toplantıya katılıyor. Üçlü bir anlamda toplantı. Esas iki ülke konuşuyor ama Ruslar da orada doğrudan olması da toplantının içerisindeler ve zaman zaman onlar da görüş belirtmişler. Ancak Moskova'nın değerlendirmesi özetle şu: çok verimli ve çok çok iyi bir görüşme oldu diyor. Türkiye tarafı da görüşmelerin sürdürülmesi konusunda bir irade beyanında bulunmuşlar. Ve işte İdlib'deki son durumu tartışmışlar. Ve önümüzdeki dönem içinde son derece kritik bir gelişme evet. olaraktan değerlendiriyoruz. Evet. Gerçekten önemli. Fakat bence sürpriz veya beklenmeyen bir olay değil. Yani buraya gidiyordu zaten. Su yolunda akıyor. Ve Türkiye ile Suriye arasında yüksek düzeyde görüşmeler başlayacaktı. İşte şimdi de başlamış oldu. Aslında şu bile denebilir. Yani hükümet başkanı düzeyinden sonraki en önemli düzey bile denebilir. Yani tabii hükümet başkanı, cumhurbaşkanı yardımcılarımız var falan ama Suriye açısından Beşar Esad'dan sonraki en önemli insan bizim de devletimizin istihbarat başkanı olması bakımından Hakan Fidan. O bakımdan gerçekten çok üst düzey bir görüşme geldi, yani varacağı yere geldi. Sana ajansının duyurması önemli. Yani Suriye'nin resmi devlet ajansı. Onun için bir dedikodu falan veyahut da rivayet değil. Çok çok önemli. Benim de aldığım bilgi PKK ve PYD'ye karşı ortak mücadele görüşmenin en önemli konularından biri. Bizce de en önemli o zaten. Yani Suriye-Türkiye işbirliğinin merkezinde, ekseninde PKK-PYD bölücü örgütlerin tasfiyesi olacaktı ve oluyor. Her iki ülkenin de burada çıkarı var. Yani Türkiye'deki terör örgütü PKK ama aynı zamanda Suriye'deki terör örgütü. Ve Türkiye onu diyelim 32 kilometre sınırdan güneye doğru sürdü Türk ordusu. Ama sonuç itibariyle Suriye'nin ikinci bir askeri güce tahammül etmesi mümkün değil. Çünkü hiçbir devlet kendi topraklarında ikinci bir silahlı güç kabul etmez ve kabul etmeyecektir. Onu da çok iyi biliyoruz. Yani şimdi tekrar Amerika'nın bir takım propagandaları falan piyasaya sürülür. Evet ama bunların yine yalan olduğunu hayat ispatlayacaktır. PKK'nın sonu geldi. Yani zaten Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk polisi PKK'nın sonunu getirmişti. Ama şimdi sürüldüğü yerlerde, kaçtığı yerlerde de PKK'nın artık yaşam alanı bulma şansı yok. Çünkü Suriye kendi ülkesinde PKK'yı temizleyecek ama Türkiye-Suriye işbirliği bu süreci çok hızlandıracak. Kandil'in beyaz bayrak çekeceği yere doğru gidiyoruz. O bakımdan... PKK'nın Suriye'den tavsiyesi anlamında mı efendim? Bir işbirliği geliştirilecektir size. Tabii çünkü zaten Suriye'nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'yla evet. girdiği bir koridor var 32 kilometrelik. Oradan büyük ölçüde aşağı atıldı PKK. Şimdi Amerika oralarda PKK'yı hep koruyordu ama şimdi tam Amerika'nın kanatları altında duruyor. Suriye buna tabii müsaade etmeyecek. Türkiye'nin de desteğiyle, İran ve Rusya'nın da desteğiyle PKK oradan temizlenecek. Dolayısıyla Amerikan askerlerinin de bölgeden çıkacağı bir sürece işaret ediyor. Tabii zaten PKK'nın temizlenmesi demek Amerikan askerlerinin bir kısmının temizlenmesi demek. Amerika kara gücüm diyordu ya. Yani kara evet. kuvvetim. Yani Amerika'nın bölgedeki kara kuvveti. Yani deniz hava kuvveti, Amerika'nın kendi kuvvetleri. PKK'nın deniz ve hava kuvveti yok. Benim kara gücüm, kara kuvvetim PKK diyordu. Şimdi Amerika orada kara kuvvetsiz kalıyor. Evet bazı üsleri, askerleri falan filan var ama PKK gibi bir elindeki oyuncaktan, aletten artık mahrum, yoksun kalacak Amerika Birleşik Devletleri. Bunun arkasından ne olacak? Irak'la da zaten Türkiye arasında çok sıcak işbirliği var. O Kandil'den de temizlenecek ve bölgede
PKK'nın varlığının son bulacağı bir sürece doğru gidiyoruz. Bu çok tarihi önemli. Çok ve Vatan Partisi'nin öngördüğü gibi gelişiyor. Bakın daha 2 gün, 3 gün, 4 gün önce televizyonlarda görüyordunuz. Bir takım ne diyeceğim, yobazdan başka bir kavram da bulamıyorum. Yani tamamen yobaz düşünceler içinde olan, ondan sonra mezhepçi düşünceler içinde olan, olaya Sünni, Şii, Sünni, Alevi penceresinden bakanlar hala Beşer Esad aleyhine bir takım terbiyeye, edebe, devlet adabına yakışmayan üsluplarla konuşuyorlardı. Hem de bunu AK Parti'yi temsil etmiyorlardı ama işte AK Parti'nin kenarında falan duran ve izleyicide de AK Parti'yi temsil ediyor gibi bir görüntü yaratmaya çalışıyorlardı veya o görüntü yaratılıyordu. Oralara davet edilmeleri o görüntüyü yaratıyordu. Şimdi 2-3 gün önce onların konuşmalarını hatırlayın. Bakın yerle bir oluyor. Biz de ne diyorduk? Türkiye, Suriye işbirliği yapacak. Dün akşam Serhan Bolluk arkadaşımız da Habertürk televizyonunda, evet, diyelim Ali Memlük'le, Sayın Hakan Fidan, Sayın Ali Memlük'le görüştüğü sırada Moskova'da bizim genel saymanımız, genel başkan yardımcımız Serhan Bolluk da Habertürk televizyonundan bu mesajları verdi. Yani Türkiye, Suriye en üst düzeyde görüşmeler yapacak. İki devlet görüşecek, konuşacak ve işbirliği yapacak. O işbirliği başladı. Çok zaten işbirliği vardı ama şimdi resmileşti. Yani alanda Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye ordusu arasında bir işbirliği vardı. Onu çok iyi biliyoruz biz. Şimdi o resmileşmiş oldu. Moskova'dan haberler bekliyoruz. Aynı şekilde Sayın Mehmet Yuva da bizi bu konuda bilgilendirecektir. Suriye'den haberler bekliyoruz. Belki de bu yayın süreci içerisinde o haberler de gelir ve izleyicilerimizi bilgilendiririz. Çok güzel, çok önemli bir gelişme. Yani Türkiye'nin bağımsızlığı bütünlüğü, Suriye'nin bağımsızlığı bütünlüğü açısından, Amerika'nın bölgemizden gitmesi açısından çok çok önemli. Irak'ın aldığı bu karardan sonra, yani Amerikan askerlerini, birliklerini ülkeden dışarı atma kararından sonra bu Türkiye-Suriye işbirliği de tarih yazan önemli adımlar. Evet. Şimdi bölgede yani görüşmelerde bizim Moskova'daki kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre görüşmelerde mesela çok hassas konuda da tartışıldığı anlaşılıyor. Bu Kasım Süleyman'ın öldürülmesinden sonra Amerika'nın hem Irak'ta Kürt bölgesine hem de Suriye'deki Kürt bölgesine daha bir ağırlık verebileceği tahminleri bile yapılmış ve buna karşı alınabilecek önlemler, evet, konusu da söylemişti zaten. Erbil'e gideriz diyordu. Irak'tan, evet, biz kovulursak diyordu Amerikalılar, yetkililer, Erbil'e yerleşeceğiz diyordu. Orada da şeyler kopuyor galiba. Yani Erbil'i dediler ama mesela en son olayda bizim yine çok emin olduğunu düşündüğümüz, bildiğimiz, öğrendiğimiz bir kaynaktan mesela Amerikalılar şiirlerle Erbil'e bizi şiirlerle oturtun diye yardım istemişler. Şundan Barzani doğru. Amerika ile artık işbirliği yapmak, evet, söyleyeyim size. Yani bakın Barzani böyle körü körüne bir Amerikancılık yapamaz. Çünkü o, evet, orada yaşamak zorunda. Yani, evet, orada yaşıyor. Barzani'nin çekip gidebileceği bir yer yok. Özellikle de belki referandumdan sonra. Tabii yani Barzani derken yalnız Barzani ailesini kastetmiyorum. Yani Irak'ın kuzeyindeki, Irak, Kürdistan özel bölgesindeki Kürt halkının gideceği bir yer, orası onların vatanı. Evet. Onun için sonuç itibariyle onlar için tek bir seçenek var. Bölge ülkeleriyle, bölge halklarıyla, milletleriyle uyum içinde yaşamak, Amerika'nın, İsrail'in aleti olmamak. Oraya geldi en sonunda bütün süreç. Tabii diyelim devlet birikimi yoksunluğu, uzakları görme yoksunluğu yüzünden işte Amerika'nın, İsrail'in aleti falan olundu. Birkaç kere de bu tür deneyler, maalesef tecrübeler yaşandı. Ama gelinen nokta yeniden bölgede Amerika'nın, İsrail'in aleti olanlar kaybeder. Ve o aletler yine kaybetti. Evet. Ama tabii pahalıya mal oldu insanlık açısından, ayrı mesele. Şimdi efendim, biraz önce siz şeyi söylediniz, hani televizyon programlarında bazı insanların bu Esad'a karşı düşmanlık körüklemesi. Şimdi bunları biz zaman zaman ne yazık ki çeşitli devlet görevlilerinden de, yani AK Parti yöneticilerinden de zaman zaman duyuyoruz. Yani bu hatalardan artık vazgeçmeleri gerekmiyor mu?
Yani hata demek artık hatanın ötesine geçti bu yani. Hata bir kere iki kere yapılır ama böyle bir inadına olduğu zaman bu hatadan çok bir saplantıya ondan sonra dönüşmüş, takıntılara, saplantılara bir anlamda dönüşmüştü. Tabii bu da devlet terbiyesi noksanlığı, devlet birikimi noksanlığı açıkça söylemek gerekirse. Belli Türkiye'nin Suriye ile işbirliği yapacağı, niye hala o Beşar Esad karşıtı söylemler falan çok doğru düz bir izahı da yok. Mezhepçilikle falan açıklanıyor ama o yani mezhepçi politikalarda tutmadı. Mesela bana bugün değerli bir benim şeyim vardır, Ahmet Mor, internetten hep sorular yollar, fikirlerini alırım falan. Diyor ki Türkiye'nin diyor bu mezhepçi dış politikası inşası falan. Türkiye'nin mezhepçi bir dış politikası da yok. Yani Amerika ne yaptı? Şii-Sünni bloklaşması yapmak istedi. Hatta bir Amerika gezisi vardı. 2018 yılı baharıydı değil mi? O Sayın Tayyip Erdoğan'ın. İşte Mayıs'ta Amerika'dan döndüğü zaman iki blok kurulacak. Sünni blok olacak. Efendim evet. Şii blok olacak deniyordu. Hiç öyle bir şey olmadı. Türkiye Hristiyan ve Müslümanların yaşadığı Rusya'yla Şiilerin ve azınlık olarak da Sünnilerin olduğu İran'la Türkiye beraber oldu. Şii de var, Sünni de var, Hristiyan da var. Hepsi var. Yani o bloklaşma dedikleri olmadı. En koyu Sünni diyelim, Vahabi ve en yobaz takımı Suudi Arabistan ve Körfez Şeyhlikleri Türkiye düşmanı. İsrail ile beraber. Ondan sonra Türkiye ile İran ise beraber. Şimdi Suriye de aslında bizimle aynı cephedeydi. Şimdi o resmileşti. Resmen de aynı cephede oldu. Yani bölgede Sünni-Şii bloklaşması planı Amerika'nın tutmadı, tutmaz. Bloklaşma neye göre oldu saflaşma? Empezme karşı. Yani bir tarafta empezme karşı bağımsızlığını, bütünlüğünü korumak, bir üretim ekonomisi inşa etmek isteyen bölge ülkeleri. Karşı tarafta da Amerikan empezmi ve onların güdümündeki bir takım piyonlar, aletler. Saflaşma buydu. Ve şimdi o saflaşma daha da yerine oturmuş oldu. Yani Sünni-Şii bloklaşması açısından bakanlar hiç kafalarındaki şemaya uygun bir manzara görmüyorlar, göremezler. Tutmadı diyorsunuz efendim ama muhalefetten bu yönde eleştiriler gelmeye devam ediyor. Yani özellikle Türkiye'nin bölgede mezhepçi bir politika izlediği iddiasında bulunuyorlar. İşte Libya oradan eleştiriliyor, Suriye konusu oradan eleştiriliyor vesaire. Türkiye örneğin işte Libya'da ateşkes çabalarına önderlik etse de, Astana sürecini kursa da bu eleştiriler bitmiyor. Bunlara ne? Efendim şimdi mesela Libya'yı alalım. Evet. Şimdi Libya'da bir taraf Seraç hükümeti yani Tripoli'deki meşru olan Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği hükümet. Öbür tarafta General Haftar. General Haftar Sünnilik açısından alırsanız daha aşırı, daha yobaz Sünni. Yani Saraç'la Haftar'ı kıyasladığımız zaman hani eğer Sünni politikası izliyorsa Türkiye o zaman Haftar'ı desteklemesi lazım. Yani o daha koyu Sünni, daha aşırı Sünni. Suudi Arabistan'la beraber. Vahabiler onun yanında. Vahabiler. Haftar'ın seküler olduğuna iddiadan çok tutum vardı. Valla siz onu biraz evvel girişte söylediniz. Cumhuriyet Gazetesi öyle yazıyormuş. Yani ne diyelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Yani Cumhuriyet Gazetesi bir kere oradaki mücadelenin seküler yani laiklik veya da çağdaşlık ile ondan sonra dincilik veya mezhepler arasında bir saflaşma yok orada. Yani Orta Doğu'ya bu açıdan bakarsanız sekülerlerle dinciler arasında Orta Doğu'daki mücadeleni bir tarafta Amerikan empirizmi ve İsrail karşısında da bölgenin bütün ülkeleri ve mazlumlar. O bakımdan yani biz Libya'da sekülerlik bilmem çağdaşlık mücadelesi yapacağız. Suriye'de biz efendim laiklik mücadelesi yapacağız. Cepheler böyle kuruluyor. Bunlar saçma sapan. Bunu maalesef şeyde de gördük. Bedri Baykam kardeşimiz bir televizyon programında kalktı. Anıtkabir'i ziyaret etmiyor. Ben o zaman İran'a karşıyım dedi. Ya politika Anıtkabir ziyaretine göre belirlenir mi?
Yani Türkiye'nin bağımsızlık, bütünlük, teröre karşı mücadele. Yani Anıtkabir'i Obama ziyaret ediyor. Trump ziyaret ediyor. İsrail geldiği zaman ziyaret ediyor. Yani Anıtkabir'i ziyaret edenler ve etmeyenler diye Batı Asya'da bir saflaşma var. Ya bu Kemalizmle de ilgisi olmayan, Atatürkçülükle de ilgisi olmayan, yani bir nevi başka bir yobazlık. Onu söyleyeyim. Yani Anıtkabir'in bahçesinden bütün dünyaya bakmak da başka bir yobazlık. Ya Atatürk'ün bakış açısı bu değil. Şimdi Atatürk sekülerlik diye meseleye bakarsa, yani çağdaşlık diyelim, İstiklal Savaşımızda seküler olan, sekülerlik kavramı da zaten Fransız laikliğine karşı İngiltere'de ortaya çıkan, yani çağdaşlık diye de çevirebiliriz. Yani kralı koruyan, yani kral Fransız devrimi gibi kralı ve kiliseyi toptan temizleyip tasfiye eden bir laiklik değil de kralı da koruyan, yani bir nevi şeyle, muhafazakarlıkla dincilikle laiklik arasında bir şey, uzlaşma diyelim sekülere. Şimdi bizim İstiklal Savaşımızda seküler dedikleri İngiltere bizim düşmanımızdı. Laik dedikleri Fransa bizim düşmanımızdı. Ondan sonra İslamcı bir krallık, padişahlık olan Afganistan'da bizim can dostumuzdu. Yani bizim İstiklal Savaşımızda da Hindistan Müslümanları bizi destekledi. Avrupa'nın sekülerleri düşmanımızdı, bizim ülkemizi işgal etti. Rusya yani bizi destekledi. O anlamda sekülerlerle savaştık. Evet. Yani İstiklal Savaşı'nda biz sekülerlerle savaşıp onları denize döktük. Yani İngilizlerle savaştık, Fransızlarla savaştık ve İngilizlerin üzerimize sürdüğü Yunanlarla savaştık. Yani dolayısıyla karşımızdaki güç daha önce devrimini, demokratik devrimlerini yapmış, laiklik, sekülerlik konusunda büyük mesafeler almış, Batı'nın demokratik diyelim devrimlerini başarmış ülkeleriydi düşman tarafta. Bizim yanımızda kim vardı? Hindistan'ın Müslümanları, yani Pakistan bugünkü. Ondan sonra Afganistan'ın Amanullah Han padişahı ve bir de Sovyetler Birliği. Bunlar vardı yanımızda. Ve bize yine İstiklal Savaşımızda Irak'ın Suriye'nin Müslümanları da destekledi. O da çok önemli. Yani Irak ve Suriye'de de Fransız empezmine, İngiliz empezmine karşı bizim İstiklal Savaşı yıllarımızda ayaklanmalar, mücadeleler başladı ve onlarla Ankara'daki Mustafa Kemal yönetimi arasında çok sıkı işbirliği vardı. Hatta bir takım Revanduz şey Bey, bizim Özdemir Bey gibi bazı askerlerimiz, binbaşılarımız, yüzbaşılarımız gitti. Onlara askeri birlikler giderek Irak'ta ve Suriye'nin kuzeyinde onlarla birlikte empezme karşı savaştılar. Evet. Yani onun için çağımızda, yani empezm çağında dış saflaşmaları, ülkeler arasındaki mücadeleleri, ondan sonra sekülerler ve efendim dinciler diye görmeye çalışmak tamamen hayatla ilgisi olmayan bir bakış açısı. Efendim şeyi nasıl değerlendirdiniz? Ben son günlere hep bakıyorum, yani birçok sorun var özellikle bölgemizde. Çözüm arayışları da var. Eskiden ben hep hatırlıyorum mesela İsrail, Filistin meselesi çıkardı, başka sorular sorunlar çıkardı. Hepsinde bu tür anlaşma için heyetler Washington'a giderdi, işte New York'ta buluşurlardı. Yani biz hep oraları takip ederdik gazeteci olarak da ne dediler, kim ne yaptı falan diye. Şimdi şey değişti, yani bütün krizlerin çözümü işte Ankara, Moskova falan bu tarafa kaydı. Asya tarafına kaydı. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii güç dengeleri değişti. Çözümün merkezi de Asya. Yani Astana nedir? İşte Kazakistan değil mi? Evet. Yani bir Cenevre var ama Cenevre'nin hükmü geçmiyor. Borusu ötmüyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çözüm merkezleri Soçi, Ankara, Tahran, Astana, Pekin, yani bütün çözüm merkezleri artık Asya'da. Asya'dan sorunlar çözülüyor ve Rusya-Türkiye ekseni, bir eksen oluştu Türkiye-Rusya ekseni. Türkiye-Rusya ekseni bakın Suriye'de de sorunu çözen ama aynı zamanda silahla çözen. Yani sırf diplomasiyle değil, orada Rus askeri de var, Türk askeri de var, İran askeri de var. Ve Türk-İran-Rusya diplomasisi, siyaseti de etkili çünkü askerleri de orada. Öte yandan Libya'ya bakıyoruz. Yine Türkiye-Rusya işbirliği Libya olayına müdahale etti ve Amerika tamamen
Açığa düştü. Açığa düştü diyorsun. Düştü. Ya büyük devlet tabii, yani her şeye rağmen diyelim, şimdi en son Haftar kabul etmişti ateşkesi. Şimdi bir öğreniyoruz. Moskova'dan ondan ayrıldı apar topar. Ayrıldı. Ayrıldı. Tabii kim ayırtıyor onu? Amerika ve Fransa. Yani o zaman bu Haftar'ın da kimliğinin ne olduğu çıktı ortaya. Yani Amerika'nın güttüğü bir, yani taşlar yuvarlandı, yerini buldu, saflaşma, herkes yerine oturdu. Yani sonuç itibariyle Türkiye-Rusya tarafında Saraç var. Tabii Türkiye'nin burada müdahalesi ve asker göndermemiz burada sürecin önünü açan bir olaydır. Yani mesela diyelim Türkiye asker göndermeseydi bugünkü tablo ortaya çıkmaz. Yani Türkiye aktif müdahaleci bir tavır aldı, asker gönderdi ama asker gönderirken Rusya ile iletişimden de vazgeçmedi ve bir eli Rusya'nın elinde. İşte Sayın Putin Türkiye'ye geldi, gelirken Suriye'den uğrayıp geldi. Öte yandan Türkiye kıyıdaş ülkeler söylemine başladı. Yani hem Ömer Çelik hükümet sözcüsü, hem Dışişleri Bakanımız, hem Sayın Cumhurbaşkanımız, hepsi ne dediler? Kıyıdaş ülkeler, kıyıdaş ülkeler, kıyıdaş ülkeler. Kıyıdaş ülke kim? Suriye, Mısır. Yani zaten sürecin haberini veriyor bu açıklamalar. Biz de yaptığımız yorumlarda hep ne diyoruz televizyonlarda falan? Bak kıyıdaş ülkeler diyor. Kıyıdaş ülkeler Suriye ve Mısır. Türkiye Suriye ve Mısır'la işbirliğine gidiyor. Hayır, yapamaz. Onlar diktatör, onlar bilmem ne, onlar katil. Ya, dış politika bu söylemlerle yürütülmez ki. Senin Suriye ve Mısır'la ortak menfaatın var. Suriye ve Mısır'la yetki alanlarını denizlerdeki belirleyeceksin. Onlarla da yapacaksın. Her ikisinin de menfaati Türkiye ile bu yetki alanlarını belirlemekte. Dolayısıyla Amerika, İsrail, Yunanistan girişimini, Doğu Akdeniz'in doğal gazları konusundaki bu girişimi yerle bir edeceksin ve edildi. Bakın şimdi iki cephe var. Doğu Akdeniz petrol ve doğal gazları ile ilgili ve aynı zamanda nakil hatları ile ilgili. Birisi Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs cephesi. Onlar İsmet Doğu şu projesini yaptılar. Bir de bizim Türk akımı ve Kuzey akımı. O Kuzey akımında Almanya'da bağlandı bizim tarafa. O da çok önemli. Yani Türkiye, Rusya, İran, Almanya, yani Almanya'dan başlayıp İran'a ta Çin'e kadar uzanan bir cephe oluştu. Evet. Bu son durumda şeyde özellikle bu etkili yorumcuların şeylerinde Astana 2-0 diye değerlendiriliyor. Libya konusu. Evet, Libya konusu. Yeni bir Soçi olduğu söyleniyor. Evet, evet, yani Astana 2-0. Tabii. Şimdi efendim, muhalefet şimdi bugün grup toplantılarında Kılıçdaroğlu konuştu, Akşener konuştu. Şimdi şu tutumu sürdürüyor muhalefet. Tamam, Türkiye ve Rusya bir ateşkesi önderlik etti. Ateşkes aslında 2-3 gündür devam ediyor. Kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi hedeflendi. O olmadı. Ancak 19 Ocak'ta bir Berlin konferansı var. Süreç orada belki olgunlaşacak. Önümüzdeki dönemde göreceğiz tabii ama muhalefet şu tutumda ısrarcı. Diyorlar ki biz taraf tuttuk. Taraf tuttuğumuz için Hafter o ateşkesi kabul etmedi. Bugün Kılıçdaroğlu'nda, Akşener'in de yani yaptığı açıklamalarda şeyi mi kışkırtıyorlar bu var. Asker göndermek yanlıştı. Biz taraf tutmuş olduk. Ha, Türkiye için. O yüzden diyorlar. Evet, Türkiye için. O yüzden ateşkese de önderlik edemiyoruz. Eğer biz diyorlar. biz oraya asker göndermesek Hafter en ufak bir şey hizaya gelmez yani. Sonuç itibariyle Hafter nedir amacı? Oradan Saraç hükümetini askeri güç kullanarak Batı'dan aldığı destekle ve Sudan gibi ülkelerden gelen o başı bozuk takımıyla bir takım teröristler falan savaşıyor Hafter'in ordusu. Hafter'in ordusunda doğru dürüst Libyalı yok zaten. Dışarıdan gönderilen paralı askerler, ondan sonra bir takım it kopuk çete takımları falan filan. Onun karşısına Türkiye'nin ağırlığı gelince Hafter dizgillendi orada. Yani tabii burada şu önemli... Yani taraf tutmak askeri... zorundaydık mı diyorsunuz? Tabii. Zaten tabii. Asker gönderme taraf tutmaz. Evet. Bence o taraf tutma devam da edecek. Yani bakın... ateşkese fazla saplanmamak lazım. Sonuç itibariyle ateşkes geçici bir çözümdür. Yani sonuç itibariyle biz ne istiyoruz? Libya'da Amerika'nın, İsrail'in aleti olmayacak, Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin dostu olan bir hükümet olsun.
Libya halkını, milletini temsil eden ve aynı zamanda Türkiye'nin dostu olan, bizimle beraber aynı zamanda Suriye'nin de dostu, Mısır'ın da dostu, yani bölge ülkelerinin dostu olan, Amerika'nın, İsrail'in aleti olmayan bir Libya hükümeti olsun. Yoksa biz aman savaş olmasın, herkes barışsın, bu politika değil. Sonuç itibariyle şu andaki politikamız bizim Rusya ile birlikte Amerika'ya karşı politika ve Batı'ya karşı politika. O bakımdan bu ateşkes nasıl bu devam edecek? Bir yerde ya Hafter emperyalizmle olan ilişkilerini son verecek ve bu tarafla anlaşacak. Rusya'nın bunu yapmaya sağladığı söyleniyordu. Yani en azından. İşte bir kısmen sağladı tabii. Yani bir şey oldu. Şimdi bundan sonra Hafter nasıl orada varlığını geliştirebilecek, sürdürebilecek? Yani sırf Amerika ve Fransa'nın kışkırtmasıyla Amerika dışarıdan. Fransa da Doğu Akdeniz ülkesi değil. Ama tabii, bu tarafta Suudi Arabistan ve Bahreyn'de de tabii, söz konusu. Değil. Yani onun için bu süreç sonuç itibariyle ya Hafter'i şeyle bütünleştirecek, yani meşru hükümetle bir bütünleştirecek, ikisinin ortak çözümüne doğru bir şey olacak veya Hafter'i tasfiye edecek. Bizim Dışişleri de efendim zaten son yaptığı açıklamalarda Hafter'i yok sayamayız diye bir ifade tabii kullandı. İşte, oralarda da zaten kabaca şey çözülürse güçle beraber, yani Hafter de ne kadar karşı tarafın lideri o da belli değil efendim. Ben biraz Libya'yı dolaşmıştım geçmişte. Yani aşiretler o kadar şey ki, yani yarın orada Hafter'in yerine bir başkası da gelir. Bir de güneyde kabileler var. Yani evet, şeyin oğlu var, Kaddafi'nin oğlu var. Güneyde. Bir de onlar var. Yani sonuç itibariyle Libya'nın birliğini sağlaması Kaddafi döneminde olduğu gibi ve emperyalizme karşı başıdik bir Libya olması bizim yani Türkiye'nin de menfaatine, Rusya'nın da, Suriye'nin de, Mısır'ın da menfaatine. Haritalar yayınlanıyor. Çok yanıltıcı bu haritalar. Bir harita yayınlıyorlar. %80'i Hafter'de. Bakın, çöl yani, bakma, çöl orası. Çöl tabii. Yani, yerleşim yok. Evet, yerleşim yani, yok. Evet, evet. Yani Suriye şeyin Libya'nın kıymetli bölgeleri, yani tarım yapılan, ondan sonra sanayi de ufak tefek gelişmesi olan bölgeler esas olarak meşru hükümetin elinde. Evet. Diğer taraf büyük ölçüde çöller, yani evet, nüfus olarak da son derece seyrek. O bakımdan yani Haftar böyle Libya'nın çok geniş kısımlarına hakim falan, o doğru evet değil. Evet. Efendim CHP'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü oraya gitsin önerisi de devam ediyor. Yine o emperyalist bir tarafı. Aynı bakın, söylem yine bugün. Bakın bu öyle vahim ve CHP'nin bulunduğu yeri o kadar net açıklayan bir şey ki, Türk askerine karşı çıkıyor, emperyalist asker istiyor yani. Birleşmiş Milletler askeri sonunda emperyalizmin kontrol ettiği bir asker olacak. Veya da sen Türk askerine karşı çıkıyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi Türk askerinden hoşlanmıyor. Bakıyoruz arkada kalan dönemde, ta bizim Ergenekon Balyoz sürecinden bu yana alalım, hani ondan evvelkinden vazgeçeyim. Bir kere Ergenekon Balyoz sürecinde darbeciler yargılansın diyerek Cumhuriyet Halk Partisi ordu düşmanlığını ortaya koydu. Darbeciler yargılansın demek, ben ordu düşmanıyım. Türk askerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, komutanlarına karşıydı. Ondan sonra 2015'te 24 Temmuz'da PKK'yı hendeklere gömme harekatı başladı. Ona karşı çıktı. Türk ordusunun karşısında PKK'yı korumaya çalıştı. Elini hendekleri uzatıp oradan PKK'yı kurtarmaya çalıştı. Sonra hem Zeytin Dalı Harekatı'nı, hem Barış Pınarı Harekatı'nı, en son Libya'ya asker gönderimizin hepsinin karşısında Cumhuriyet Halk Partisi var. Ve İyi Parti var, HDP ile birlikte. Yani İyi Parti biraz böyle değil, tosuncuklarını yolla dedi. Unutuyor muyuz bunu yani? Meral Akşener, Türk askeri Zeytin Dalı'na, Türk ordusu Zeytin Dalı Harekatı'na başladığı zaman hükümete döndü. Sayın Tayyip Erdoğan'a oraya tosuncuklarını yolladı. Yani bu düşman tarafından yapılan bir doğrudan doğruya bir operasyon, psikolojik harekat değil mi? Psikolojik harekat memuriliği yaptı Sayın Meral Akşener. Yani hep askere karşı, ama tabii Türk milletinin Türk ordusuna sahip çıkan, emperyalizme karşı, Amerika'ya karşı bir başıdık tavrı var. Orada şey dinlemiyor. Türk milletinin falan gözünde öyle bir şey yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. PKK ile çok açık bir işbirliği yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Şey ise
Meral Akşener ise MHP'den kopup geldikleri için tabanlarında bir milliyetçi ağırlık var. O milliyetçi ağırlığa hesap vermek zorunda. Onun için hem Türk askerine, Türk ordusuna karşı NATO'nun bulunduğu tarafta mevzileniyor. Ondan sonra bir yandan da efendim Türk askeri de gitsin, biz ona da karşı değiliz falan gibi böyle kendini maskeleyen bir siyaset izledi. Şimdi en son diyor ki beni bıraksın Meral Akşener, beni bıraksın Tayyip Erdoğan, ben gideyim Beşer Esad'la meseleyi çözeyim geleyim. Ya sen Beşer Esad seninle görüşür. Yani, sen Amerika'da Amerika'nın şeyi olarak gidiyorsun. Beşer Esad senin Amerika'nın safında olduğunu ve Amerika'nın diyelim bir anlamda memuresi olduğunu Beşer Esad senin bilmiyor mu? Sen nasıl gideceksin Beşer Esad'la Türkiye'nin sorunlarını çözeceksin? Amerika mı çözecek Türkiye ile Suriye arasındaki işbirliği sorunu? Değil mi? Şeyi nasıl buluyorsunuz efendim? Yani şimdi biz mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in görüşmesinde çağrı yaptılar. Libya'da barış ateşkes çağrısı. Şimdi biz gazeteci arkadaşlar tabii sohbet ediyoruz şeyde. Hemen dedik ki yani Putin gibi bir lider bunun altyapısını kurmuştur, tahlillerini yapmıştır. Ve bu çağrı yaparken bundan sonuç alacağını bilir. Hı hı. Ve yani kendini çiğnetmez bir anlamda. Hesap kitap yapılmıştır diye düşündük ve o çağrının tutacağını bir anlamda hesaplamıştık. Yani bir muhalefetin bu çerçevede yani gazeteciler kadar ki bir sürü diyelim ki şeyleri var. Büyükelçi, diplomatlar bilmem falan da kadrolarında var. Yani bunu hesaplayamayacak kadar şey midirler? Yani ben yani onu anlayamıyorum. Mesela hesap meselesi değil bu. Herkes tarafında. Kendi evet. Cephesinde bunu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok açık bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri cephesinde. Yani Türkiye'de PKK ile HDP ile beraber iç. İşte İstanbul'da en son gördüğümüz gibi Selahattin Demirtaş'ın efendim tiyatro eserlerinde şurada burada beraberler. Yani PKK ile aynı saftalar. Ondan sonra İstanbul Belediyesi PKK kitaplarının şeyi reklamcılığını yapıyor, sergiliyor, satıyor vesaire falan. Her konuda böyleler. Yani PKK'yı kurtar. PKK'yı hapisten çıkartmaya çalışıyorlar. FETÖ'yü hapisten çıkartmaya çalışıyorlar. Onun için burada hesap kitap diye bir şey yok. Herkes kendi bulunduğu cepheden bir mücadele yürütüyor. Onun için hesaplayamıyorlar diye eleştirmek bence tam yerine oturmuyor. Bulunduğu cepheden yapmaları gerekeni yapıyorlar. Ama Putin'le Sayın Erdoğan'ın müdahalesi ise gecikmemesi gereken bir müdahaleydi. Belki hemen 24 saatte, 48 saatte, 72 saatte sonuç almayabilir. Nitekim işte Hafter iki gün süre istemiş. Karşı tarafa kaçtı falan filan. Ama bunu yapmaları lazımdı. Yani süreci başlatmak ve ilerletmek bakımından son derece isabetli oldu. Türkiye-Rusya ekseni iyice oturdu yani. Efendim oluştu. Libya üzerinden deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatı evet. Biliyorsunuz ki imzalandı. Tabii tezkereden çok önce, bu ateşkes görüşmelerinden çok önce zaten ilk o konu konuşulmaya başlanmıştı. Şimdi aynı anlaşmanın İsrail'le de imzalanması gerektiğine dair bazı görüşler dile getiriliyor. Türk medyasında da özellikle bunun yer bulduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Doğu Akdeniz denkleminde İsrail'le ilişkilerin normalleştirmesine ilişkin de bazı çağrıların yer aldığını görüyoruz. Hatta öyle ki bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na da soruldu. Çavuşoğlu da şunu söyledi. Yani şu andaki hükümetle biz bir ilişki kurmayız ama hükümet değişirse ve bizim temel yaklaşımlarımıza yaklaşırlarsa bu noktada yani yeniden ilişkilerimizi normalleştirebiliriz dedi. Ve bazı değerlendirmelerde de efendim şöyle iddialar var. Yani özellikle Doğu Akdeniz denkleminde İsrail'le ilişkileri normalleştirmemiz ve Libya benzeri bir anlaşma yapmamız Türkiye'nin lehinedir. Bu olmalıdır şeklinde şimdi bakın, görüşler var. Ne dersiniz evet, efendim? Suriye, Lübnan ve Mısır'ın deniz haklarına ve yetki evet. alanlarına zarar vermemek şartıyla Türkiye ile İsrail arasında da böyle bir deniz yetki alanı anlaşması yapılması doğrudur. Neden doğrudur? Çünkü bu anlaşma bir ittifak değil. Bir işbirliğidir. Nedir? İki devlet var. İkisi de Doğu Akdeniz'de sınırları var. Sonuç itibariyle nedir? Aralarında
sınırları belirleyecekler. Yani Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye, İsrail'in de çıkarına. Yani daha doğrusu Türkiye nerede bitiyor, İsrail nerede başlıyor? Evet. Şimdi İsrail'in bir kara sınırı var değil mi? Var. Tamam. İsrail'in bir de deniz sınırı olacak. Deniz sınırı olamaz diyemezsiniz. Çünkü onun da Doğu Akdeniz'de kıyısı var. Onun için bu deniz sınırlarını belirlemek bir belirsizlikten, belirsizlikte devam etmektense belirlemek çok daha doğru. Belirleyeceğiz. İsrail şuraya kadardır, İsrail'in denizi, Türkiye'nin denizi de buraya kadardır. O deniz yetki alanları anlaşması bu. Onun için şunları karıştırıyoruz biz hep. Yani sanki bu tür anlaşmalar bir ittifak, bir işbirliği, aynı cephe, hayır aynı cephe meselesi değil. Türkiye ile Yunanistan, değil mi? Karşı karşıya duruyorlar ama aralarında deniz yetki alanlarını belirleme konusunda bir anlaşma olsa kötü mü? İyi olur. Bu en azından Türkiye ile Yunanistan arasında bir takım savaş vesaire ihtimallerini ortadan kaldırır. Bu ittifak anlamına gelmez iki ülkenin. Hatta biz yapabiliyorsak Yunanistan'ı razı edip bu Doğu Akdeniz'de ve Ege'de şeyde deniz kaynakları vesaire konusunda beraber hareket etmeyi de hesaplamalıyız. Bu iyi olur. Yani Yunanistan'a şunu söyledim ben ve Yunan gazeteleri manşet yaptılar. Dedim ki Amerika size bir kemik veriyor. Türkiye ise paylaşmayı teklif ediyor. Hangisi daha iyi? Amerika burada ta okyanusun ötesinde. O sana buraya geldiği zaman, buradan petrolü, doğalgazı çıkarttığı zaman seninle Türkiye gibi adilane bir paylaşım önermiyor ki. Sen onun aletisin, sen ona muhtaç ve mecbursun ve Amerika istediğin gibi seni kullanır. Onun için vazgeç, Amerika'yı bırak, Türkiye ile anlaş. Yunanistan'a bizim söyleyeceğimiz bu olmalı. Bu Yunanistan'ı Amerika'dan koparacak da bir formül. Tabii. Tabii Yunan kamuoyunda bakın, Konstantakopoulos çok önemli. Aynı zamanda Yunan başbakanlarına uzun zaman şeylik yapmış, danışmanlık yapmış önemli bir gazetecidir. Hem benle Pekin'de bir röportaj yapmıştı ve devamlı olarak da bana sorular yollar vesaire. Onun da verdiği bilgiler ve onun kendi tavrından da görüyorum. Yunanistan'da Türkiye ile anlaşmak isteyen bir kamuoyu da var. Evet. Çünkü Yunanistan tarihinde Türkiye düşmanlığının işkarlı sonuçları olmadığı belli. Yani ve bugün de Yunanistan Türkiye ile bir böyle hesaplaşmaya falan girerse çok buradan kayıp, büyük kayıplarla çıkar. Bunun Yunanlar herhalde görecek, akıllı Yunanlar var. Mısır şansını nasıl görüyorsunuz efendim? Şunun için özellikle mesela bizim Libya ile yaptığımız anlaşmanın en önemli noktası kapalı denizlerde adaların yani Girit olsun, evet. Kıbrıs olsun, evet. Deniz kıta sahanlığı konusunda Uluslararası Adalet Divanı'nın kabul ettiği bir tabii şey var. Ayrı bir statü yani. Evet. Adaların kıta sahanlığı belirleyici olamaz. Evet. Olamaz diye. Şimdi bu eğer yapılırsa mesela Rum kesiminin sınırları da daralıyor, evet, ve Mısır'ınki genişliyor. Evet. Doğru. Yani Mısır'ın da lehine bir durum. Biz tabii bunu doğru gördüm anlatsak onlara. Onlar bizi anlatmamıza, bizim sayın komutanımız, rahmetli Soner Palat komutanımız, Barlas Doğu abimiz, Milli Savunma Bakanı, eski partimizin liderleri olarak Yunus Soner, Mısır'a gittiler partimizi temsil eden heyet. Onları anlattı zaten. Onlar, bizim anlatmamızın özüm yok. Onların da denizleri var ve evet, bunları bilen bir ülke. Ama tabii Türkiye hükümetinin burada yapıcı bir tavır alması lazım. Yoksa Mısır'ın anlamayacağı bir şey yok. Evet. Bence problem Mısır'da değil. Problem bizim hükümetimizde. Burada Mısır'ın anlamayacağı bir şey yok. Ve gerçekten de Kıbrıs bir ada değil de bir kara devleti gibi ele aldığınız zaman Güney Kıbrıs Rum kesimini, o zaman öyle 200 millik falan filan böyle şeyler, kıta sahanlıkları falan, hiç kimseye bir şey kalmıyor. Veya öyle eşit paylaşım çizgileri falan yine hak etmediği bir şey. Yani sen küçücük bir Kıbrıs'ın kıta sahanlığını Mısır ve Suriye ile veya bilmem Türkiye ile eşit paylaşım orta çizgi şeyini, formülünü üretemezsin. O küçücük bir ada yani sonuç itibariyle. Ya o küçücük adayla kara ülkelerinin, kıta ülkelerinin kıta sahanlıkları farklı olacak. Deniz yetki alanları farklı. Efendim, dilerseniz kısa bir araya gidelim.
Memnuniyetle. Aradan sonra değerli izleyicilerimiz, Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Doğu Perinçe'ye sorularımızı Sayın Özçelik'le birlikte sormaya devam edeceğiz. Ama önce kısa bir ara. Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sayın Perinçe'ye, Sayın Özçelik'le birlikte sorularımızı soruyoruz. Tabii çıkış yolu etiketiyle Twitter'dan sizin de sorularınız olursa Sayın Perinçe'ye, Sayın Genel Başkan'a yönlendireceğiz o soruları. Bunu da iletmiş olalım efendim. Sorularınızı bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Tabii şimdiye kadar Libya'daki ateşkes çabalarını, muhalefetin tutumunu konuştuk. Moskova'da yapılan önemli görüşme, istihbaratın tepesindeki isimlerin yaptığı görüşmeyi konuştuk. Şimdi İran konusuna gireceğiz. Sayın Başkanım, buyurun efendim. Ben size sözü vermiş olayım. Efendim şimdi tabii bölgeyi sarsan bir olay oldu. Kasım Süleyman'ın öldürülmesi, evet, suikastle ve Amerika bunu sahiplendi. Evet. Bağdat'ta, Suriye'den Bağdat'a indikten sonra havaalanından çıkar çıkmaz bir suikast senedir öldürdüler. Bunun üzerine tabii çok ciddi tepkiler geldi. Hem Irak yönetiminden geldi, hem İran yönetiminden geldi. Ve İran Kasım Süleymani'yi toprağa verirken Amerikan üstlerini vurdu. Evet. Şimdi eskiden hep şöyle bir şey vardı. Amerika birisini vurur, birisine bir ceza keser ve kimse ona karşılık veremez diye bir algı vardı. Şimdi bu algı kırıldı. Evet. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ne, bu özellikle Orta Doğu'da önümüzdeki günlerde nasıl sonuçlar verir? Güçler dengesi değişti. Amerika artık altta kaldı ve bölgeden gidiyor, gidici. Bu koşulları İran çok iyi değerlendirdi. Son derece cesur. Zaten bizim İran devletiyle yaptığımız görüşmelerde de hep bize bunu söylediler. Yani biz Amerika'yla mücadelede hiçbir şekilde yanıtsız bırakmayacağız Amerika'nın tehditlerini ve hatta bazen de ilk vuran biz olacağız şeklinde. İran'ın böyle bir kararlılığı var. Onun için son derece doğal. İşte dediler ki efendim yok Suur'da mı fazla bir zarar vermedi falan. Halbuki CNN, Amerika televizyonları üslerin şeylerini yayınladı, görüntülerini. Çok ağır, yani üstün canını okumuş İran. Yani evet, efendim insan zayiatı az diyorlar. Onu da bilmiyoruz ama olabilir. Yani üsleri boşaltmış, insanları boşaltmış olabilir ama üst çok ağır hasara uğramış. Yani, neredeyse kullanılamaz. Evet. Biz Erbil'deki üste yakın bölgelerdeki insanlarla görüştük. Evet. Onların söyledikleri şu, yani bunların bir kısmı üste görevli siviller ve üssü koruyan o civarda olan peşmergeler. Onlar çok sayıda ölü ve yaralı yer hastalıklarını söylüyor. Rakam veremiyorlar ama evet, ölü ve yaralıları gördüklerini söylüyorlar. Evet. Evet. Onlar da söyleniyor. 80 rakamını verdi İran. Ne kadar, evet, 80 midir o, 70 midir, 50 midir, yoksa 90 mıdır, 100 müdür? Tabii onu tam bilemiyoruz ama herhalde onlar da yani bunu böyle biraz tahmini olarak, yoksa böyle tek tek sayarak verdiler mi onu bilmiyoruz. Evet. Ama İran'a burada güvenilebilir yaptığı açıklamalara. Tabii arkasından İran'ın Ukrayna'ya giden uçağı yanlışlıkla düşürmesi, o tabii İran'ın prestijine zarar verdi. Ama savaşlarda geçmişte de Amerika'nın, İsrail'in böyle yanlış, bizim de koskoca destroyerimiz Kocatepe. Kıbrıs Savaşı'nda biz kalktık, kendi destroyerimizi batırdık yani. Amerika İran uçağını düşürdü. 290 evet, ölü vardı. Tabii. Ve sonra İsrail'in de dilemediler. Evet. İsrail'in de Gaffar yakınca sıraladı bunları değil mi? Onun köşe yazısında hatırladığıma göre son 1-2 gün evvelki bizim aydınlığın köşe yazarı Sayın Gaffar yakınca doğrudur. Bunları listesini verdi. Evet, bunlar oluyor. Tabii bu İran'ın durumunu hafifletir diye bir şey yok. Ama onları da tetikte olduğunu ve kendilerine yönelen saldırılara karşı hazır vaziyette olduğunu da bir bakıma gösterdi. Evet. Yani evet, kendilerine doğru gelen bir uçağı bir saldırı olarak değerlendirip aşağı indirdiler. Peki efendim, uçağın düşürülmesinin ardından şu anda yani İran'da ciddi protestoların evet, yaşandığını görüyoruz. Bu süreç nereye gider? Şimdi Türk kamuoyunda şimdi bazı
işte haber siteleri, işte İran'da rejim çok kötü durumda gibi bazı haberler servis ediyorlar. Sizin bir temasınız oldu mu son dönemde, bu özellikle protesto sürecinin ardından, ve nasıl görüyorsunuz, nasıl karşılıyorsunuz? Tabii İran çok iyi konumdaydı. Yani o Ukrayna'ya giden uçağı düşürmese her şey çok lehineydi. Amerika altta kalmış durumdaydı. Irak Amerika'ya karşı askerlerini çek, askerler buradan aldı, gidecek evet. Kararlı. Bakın bugün Kanada hükümet başkanı açıklama yaptı. O uçağın düşmesinden dolayı, yani o Ukrayna'ya giden uçağın düşmesinden dolayı Amerika'yı suçluyor, İran'ı suçlamıyor. Amerika devleti içinde de var benzer görüşler, savunmalar. Evet, şey diyor. Sen diyor orada istikrarsızlık yapmasaydın, Kasım Süleymani'yi terör eylemiyle öldürmeseydin bu işler de olmayacaktı diyor. Sen suçlusun diyor. Şimdi Kanada gibi bir ülkenin bunu söylemesi çok çok önemli. Yani Amerika'nın yakın dostlarından Kanada ve Atlantik sistemi içinde olan bir ülke. O dahi o İran'ın düşürdüğü uçak nedeniyle İran'ı değil Amerika'yı sorumlu tutuyor. Yani şöyle çok güzel bir ortam çıkmıştı. Yani İran'ın lehine Amerika'yı tecrit eden bir sürece girmiştik. O süreç yine devam ediyor. Fakat tabii onu zedeleyen bir gelişme oldu. O İran'ın uçak düşürmesi yanlışlıkla. Ama İran da orada dürüst davrandı. Hemen yani yanlış yaptıklarını, vahim bir hata olduğunu falan açıkça ortaya koydu. Şimdi İngiltere ve İran arasında da bir gerilime neden oldu. Doğrudan İngiliz Büyükelçinin protestolara katılması söz konusu. Tabii o hiç İran'ın şakası yok. Aldı hemen gözaltına ve ifadesini aldı, bıraktılar. Efendim şimdi bir propaganda da yürüyor. Yani bir İran'ı yıpratma, bu olaydan sonra İran'ın o haklı konumunu bertaraf etme gibi bir taktik de izleniyor galiba. İşte kitle, bu eylemler çok büyütülüyor. Ancak şöyle bakarsak bence belki daha iyi kavranacak. Yani bir Kasım Süleyman'ın cenazelerine bakalım. Evet. Bir de tepki eylemlerine bakalım. Tabii. Yani kıyaslanmayacak kadar bazen bu tür işler çok köpürtülüyor. Evet. Yani gerçekte hele Amerika sahiplenince eylemler arkanızdayız deyince çok hızlı bir şekilde de bitebilir. Evet, İran'da da Türkiye'de de Amerika'nın kumanda ettiği bazı kuvvetler var. Görüyoruz işte. İşte Türkiye'de diyelim Cumhuriyet Halk Partisi gibi ana muhalefet partisi Amerika'nın kontrolünde. İran'da da yine şeye karşı, İran yönetimine karşı ve İran'ın Amerika'ya baş edik durmasına karşı doğrudan Batı tarafından yönlendirilen güçler var. Bu bir gerçek. Örgütler mesela, Halk Mücahitleri Örgütü gibi. Tabii işte örgütler. O uçağın büyük bir hatayla, vahim bir hatayla düşürülmesi onlara fırsat vermiş oldu. Birden sonra ortalığa döküldü. Evet. Durum onların çok aleyhineydi. Bütün İran halkı birleşmişti. Hatta o kadar birleşti ki izdihamlarda 50-60 kişi öldü. Evet. Yani aşırı birleşmeden bir sıkışma oldu ve diyelim büyük, orada da Allah rahmet eylesin, onlara da acılarını paylaşıyoruz İran halkının. Ondan sonra ama İran içindeki bölünmeleri gidermiş gözüküyordu. Şimdi birden yeniden o hatta Amerika'ya bir imkan tanımış oldu. Evet. Fakat gerçi protestolarda duruldu efendim. Durulacak tabii yani. Esas İran'ın sorunu ekonomik sıkıntılar. Yani ambargo yaptırımlar falan dolayısıyla halkın bir takım ekonomik sıkıntıları var. Bu tür olaylar da Amerika tarafının o sıkıntıları kullanmasına zemin yaratıyor. Evet. Evet. Şeye nasıl bağladınız efendim, konu Irak'tan açılmışken? Şimdi Amerika Irak'ı işgal etti 2003 yılında, bir iktidar oturttu. Evet. Saddam'ı devirdi. Fakat oturtulan iktidar şu anda bakıyoruz. Yani Amerika'yı ülkeden git diye parlamentodan karar çıkaracak kadar da Amerika'ya karşı bir şey izliyor. Evet. Yani dönüyor dolaşıyor. Yani devletler bağımsızlık istiyor. Yani çağımızın devletler bağımsızlık, milletler kurtuluş, halklar devrim istiyor dediğimiz üç eğilimi var ya. Evet. Şimdi sömürge olmadığı sürece bir devlet varsa orada her şeye rağmen, tabii bir de Irak gibi Amerika'ya karşı, emperyalizme karşı mücadele geleneği de olan bir ülke. Yani Amerika'nın kurduğu hükümetler vardı. Amerika anayasa yapmıştı onlara güya falan ama sonuç itibariyle
Irak halkının belli bir birikimi var ve tekrar Amerika'ya tavır aldı. Bizde de oldu. Bakın 2014'e kadar Sayın Tayyip Erdoğan Amerika Büyük Ortadoğu Projesi içinde yer aldığını açıkça söylüyordu. Ama 2014'ten sonra Amerika'nın düşmanı oldu. Yani evet, ülkelerin dinamikleri, ülkelerin bağımsızlık istekleri ne oluyor? Sonuç itibariyle yönetimleri de belirliyor. Evet. Onu görmemiz lazım. Bunu şunun için özellikle söylüyorum. Libya'yı konuştuk biraz önce. Hafter'i de bir süre sonra başka bir yerde görürsek veyahut da Hafter'in temsil ettiği güçleri tabii, bir sürpriz olmaz. Hayır, yani onu zaten biraz evvel değerlendirme yaparken söyledik. Yani öyle bir ağırlık koyabilir ki Rusya-Türkiye işbirliği, o ağırlık Hafter'le şeyi birbirine yaklaştırır diyelim, Saraç'ı. Evet. Ondan sonra yani bir nevi bir Libya için bir çözüm üretebilirler veya o yani Türkiye-Rusya ağırlığı birinden yana kendisini gösterir ve öyle de bir çözüm olabilir. Evet. Ama yani dediğiniz gibi sonuç itibariyle ülkelerin kendi dinamikleri var ve hükümetlerini de o dinamikler en sonunda belirliyor. Onu tespit etmemiz lazım. Kendi ülkemizde bunu çok şey yaşadık. Onun için bu gerçeklerden hareket edeceğiz, pratiğe bakacağız. Yani Irak bugün Amerika'ya direniyor, çok açık. İran direniyor, Irak direniyor, Suriye direniyor, Türkiye direniyor. Amerika'ya direnmeyen bölgede işte bir Suudi Arabistan var, bir iki Körfez şeyi var. O Suudi Arabistan bile her an değişebilir. Yani orada, Rusya'yla da tabii, bir yandan. Yani Suudi Arabistan'da da vesaire. Bize buraya İran'dan, parlamentodan İran devletinin bir heyeti gelmişti. 6-7 ay evvel görüşmeler yaptık. 4-5 kişilik bir heyetti. Orada ben öğrenmek için Mısır politikası ne olmalı diye sorduğum zaman Mısır önemli bir Orta Doğu devletidir ve onu ihmal etmememiz ve kendi tarafımıza çekmemiz lazım dedi. Yani İran'da Mısır bizim düşmanımızdır, Mısır karşıdır falan değil mi? Onu evet, kazanmamız lazım. Çünkü Mısır önemli bir kritik tabii ülke. Türkiye, İran, Mısır sonuç itibariyle bölgemizin en önemli ülkeleri. Bunlar İsrail sayması. Evet. Evet. Efendim şimdi özellikle İran'la Amerika arasında gerginlikten sonra Amerikan üsleri meselesi gündeme geldi. İşte Irak'tan çıkarılması, Amerika'nın söz konusu Irak parlamentosunun aldığı karar. Gerçi Amerika kalacağız diyor ama tabii süreci gözlemliyoruz. Bu noktada İran'ın da ciddi bir direnişi yine söz konusu bu gerilimde. Tabii Türkiye'deki üsler de yine gündeme geldi. Yani işte Malatya'daki Kürecik üssü, İncirlik üssü, Diyarbakır üssü. Yani bunun Amerikan hava sahasına kapanması meselesi üzerinden yine değerlendirmeler var. Siz ne dersiniz efendim? Biz zaten bunun uzun yıllardır evet, kampanyasını yürütüyoruz. Yani o İncirlik üssünde Amerika bu haritaya gömülecek diye Adana'da hep mitingler yaptık. Yani biz hatta 1900'de evet, Amerika bu haritaya gömülecek diye evet, ondan sonra belki görüntülerini de gösterebiliriz. Ki 1970'lerden 68'den beri bu Amerikan üslerinin kapatılması için mücadele ediyoruz. Çıkardığımız İşçi Köylü gazetesinin ilk sayılarından birinde de Amerikan üsleri kapatılsın diye bir şey vardı. Yani Amerikan üslerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin el koyması şimdi daha güncelleşti ve o yönde eğilim çok güçlendi. Hatta hükümetimiz de bu yönde zaman zaman açıklamalarda bulunuyor evet, ve açıklamalar bizim de elimizde var, kozlar var. Yani İncirliği falan sana kapatırız açıklamalarını duyuyoruz. O güzel bir şey. Zaten Türkiye NATO'dan dışlandı. Aforoz edildi. Onun için İncirlik üssünün Amerika'ya kapatılması, daha doğrusu İncirlik üssünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin el koyması önümüzdeki süreçte beklenen bir olay. Hatta Amerika buna göre tedbirlerini de hazırlıyor. İşte İncirlik üssünü şeye Erbil'e şey yapacağız, taşıyacağız şeklinde. O da çok tehlikeli. Yani bir orada da sorun var. Orası da çok tehlikeli. Daraldı, alan daraldı. Ha, yani. Tabii. Bir de yani sonuç itibariyle bir fiskeyle yıkılacak bir ülke o. Yani İran'ın, Türkiye'nin, Irak'ın ve Suriye'nin arasında bir Barzanistan var. Yani bir prenslik. Yani onun bir sıkımlık canı var yani sonuç itibariyle. Eğer oraya Amerika konacaksa ve Amerika'ya yataklık yapacaksa Barzanistan,
O Barzanistan'ı orada kimse göz açtırmaz. Değil mi? Yani Amerika'nın piyonluğu çok pahalıya mal oldu. İşte PKK'nın sonunu getirdi. Eğer Barzani de Amerika'ya dirsek göstermezse o da kendi sonunu getirir. Evet. Yani o Amerika'nın artık soru var. Barınması çok zor. Buyurun. Sorusu konuştuğumuz konuyla bağlantılı olduğu için hemen ileteyim. Şimdi İran'ın füzeleri konusuna dikkat çekiyor. Hmm. Yani Beyaz Karataş da ulusal kanalda canlı bağlanmış ve konuyu biraz açıklamış. Daha doğrusu açıklamış, ben de kendisini daha önce konuşmuştum. İran'ın füzeleri, eskiden attığı füzeler böyle hedefin sağına soluna da düşebiliyordu. Evet. İlk kez yani bu şeyde Amerika'nın savunma sistemlerinin hiçbirisi etkili olmadı ve füzeler neredeyse attığı füzelerin tamamına yakını hedefleri vurdu ve tam da isabet yaptırdı. Ve patriotlar bu füzeleri görmedi. Evet. Ve Sayın Beyaz Karataş tabii konunun uzmanı olduğu için şeyi anlatmıştı. Füzeler dedi 45 derece ile 80 derece arasında vurur hedefleri. Evet. İran'ın füzeleri 80-90 derece arasında dik indiği için dedi. Yani şeylerde vuramıyor. Eğer o gelirken uzayda vurursanız bu olur. İzleyicimiz de yani bu durumu nasıl değerlendiriyor? Yani evet, İran... Yakup Aslan bizim Tahran'daki temsilcisi, arkadaşımızın, partimizin Tahran'daki temsilcisi Yakup Aslan bu konuda bana bayağı geniş teknik bilgiler verdi. Yani İran'ın füzelerinin başlıkları, sizin söylediğiniz açıklamaları yaptı. Karşı taraf şey yapamıyor, tespit edemiyor ve hedefine ilerleyebiliyor. Hava savunma sistemlerini delip geçebiliyor. Bu bakımdan İran'ın bayağı iyi iş yaptığı, iyi silahlar ürettiği görülüyor. Evet. Şimdi sorular geliyor, o soruları belki soracağım. Belki Yakup Aslan'a bağlanıp bu konuda daha geniş bilgi de alabiliriz, icap ederse. Evet. Evet, evet efendim. Şimdi farklı sorular da var. Onları da şimdi konuşacağımız için tabii oraya saklıyorum biraz. Sayın Özçelik, isterseniz dış politikayı da kapatalım. Ve var mı sorularınız, ek sorularınız? Ya da sonra da yine aklınıza gelirse yine dönebiliriz. Bir tek Katar, isterseniz izleyicilerimiz de şey yapsın. Katar emiri Tahran'a gitti ve gelen bilgiler, özellikle Amerika'yı yakından izleyen analistler şöyle bir şey yaptılar, değerlendirme yaptılar. Amerika'nın Katar emiri üzerinden İran'a arabulucu gerginliği tırmandırmayalım. Zaten biz Irak'ta çok uzun süre kalıcı değiliz mesajını ilettiğine ilişkin. Evet. Şimdi bu tür Umman'dan da benzer bir şey daha önce gelmişti. Evet. Yani bu arayışları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bakın şimdi Alexander Dugin'in dündü değil mi ulusal kanalda bir söyleşi yayınlandı. Evet, ondan sonra benim hemşerim aynı zamanda Kıvanç arkadaşımız o, Fransızca olarak o söyleşiyi yaptı. Orada çok önemli, benim de daha önce televizyonlarda söylediğim önemli bir tahlil yaptı. Yani bu İran Amerika gerginliği Trump'ın da götürüyor. Yani çünkü Trump hangi iddiayla geldi? Biz Orta Doğu'da 8 trilyon doları çöle gömdük. Ondan sonra ben Amerika'yı kurtaracağım Orta Doğu'dan. Bir geleceğiz ve bizim iç ekonomik sorunlara yöneleceğiz ve kaynaklarımızı da gidip böyle askeri maceralar uğruna heder etmeyeceğiz. Kendi halkımız için kullanacağız şeklinde bir iddiayla seçildi Trump. Şimdi bu İran-Amerika kapışması, çatışması o iddiasını yerle bir etti. Trump farkında değil mi efendim sizce? Farkında işte. O bakımdan bu Katar emirinin gidip İran'a... Ama hala çok sert mesajlar veriyor. Örneğin bugün attığı bir tweette yine Süleymaniye ilişkin çok yani sert ifadeleri var. O lafların bir önemi yok. O kamuoylarına falan. Ben lafa değil, İç pratiğe bakıyorum. Evet. Yani pratiğe bakıyorum yani. Pratik, yani sonuç itibariyle bu olay öyle bir olay oldu ki benim de hem El Yevm gazetesi, yani Suudi Arabistan'ın en büyük gazetesi, hem de Amerikalı Almanya'nın Alternatif Partisi'nin Jung Europa gazetesi sitesi röportajlar yaptı. Orada da söyledim. Yani öyle bir şey oldu ki Trump'ın politikasına yaradı gelişmeler. Yani nasıl buradan gidiyoruz? Yani evet. Batı Asya'dan
nasıl İkiz Kulelerin devrilmesiyle Amerika halkını Afganistan'a ve Irak'a sefer yapmaya ikna etmişlerdi. Ondan sonra burada da şeyle birlikte Amerikan üslerinin bombalanmasıyla falan birlikte bu Orta Doğu'dan çıkmanın ve İran tehditleri karşısında Orta Doğu'dan basıp gitmenin bir zemini de yaratılmış oluyor. O bakımdan bu olaylar biraz Trump'a yaradı. Onu da görmemiz lazım. İşte Alexander Dugin de görüşmesinde onu söylüyor. İntihar diyor bu diyor. Trump'ın siyasetleri ve geleceği bakımından bu İran'la bu kapışma, çatışma siyaseti Amerika'nın Trump'ın siyaseti değil, Trump'ın rakiplerinin, karşıtlarının siyaseti ve Trump açısından da bir intihar oluyor. O bakımdan son derece normal yani Katar emirinin gidip Tahran'a Amerika'nın mesajını götürmesi benim yani eşyanın tabiatına uygun, gelişmelere uygun bir olay. Peki İran efendim bu üstüne vurmakla kalır mı sizce yoksa hala tabii bekliyor musunuz yapar. Bir saldırı daha? Yapar yani. Yani bu bir de şeyi kapat, bu en son Ukrayna'ya giden uçağın düşmesi falan, orada bir İran'da bir eziklik de oldu yani. Kendi halkı katında da prestijinde bir gölgelenme oldu. Ve o bakımdan İran Amerika'nın da zaaf içinde olduğunu görüyor. Karşı yani Amerika'nın cevap verme şansının, kabiliyetinin de pek yüksek olmadığını görüyor. O bakımdan olabilir. Olmayacak diye bir şey yok. Gerçi ifade zaten dün bir daha bombalandı değil mi? Onu biraz daha içeriden bazı evet şeyler var. Yani vesayet saldırılar diye tabir edilen. Ama olsun ama yine şey, İran'ın inisiyatifiyle evet. olan şeyler. Yani İran yaptırıyor. Yani orada başkası evet evet. Başkası o güce sahip değil. Yani Irak'ın İran'la işbirliği yapan güçleri diyelim. Gerçi İran açıklamalarında efendim daha geniş bir yelpaze çiziyor belki. Şöyle yani biz bölgeden Amerika'nın bacağını keseceğiz diyor. Yani evet. bir anlamda Amerika'yı bölgeden götürmek en büyük ceza evet. olacak. Yani İran, daha geniş bakıyor İran konuya. Zaten bakın o açıklama çok önemliydi. Evet. İlk önce bir intikam açıklaması oldu. Evet. Sonra 24-48 saat geçti. Bu sefer açıklama değişti. Bizim hedefimiz intikam almak değil. Yani onu demedi ama yeni bir şey belirledi. İran'ın bölgeden gitmesi. Amerika'nın. Amerika'nın bölgeden gitmesi. Tabii burada Sayın Amili, yani Seyit Hasan Amili Ayetullah beni ziyarete geldi. Bu Kasım Süleyman'ın şehit edilmesi üzerine Türkiye'ye sırf benimle görüşmeye geldi ve İran devletinin mesajlarını da getirdi. Orada da biz gördük. Yani Amili'nin Vatan Partisi'nde yaptığımız görüntüleri de tekrar gösterebiliriz. Görüşmede iki mesaj verdi. Amerika buradan gidecek. İki, biz kesinlikle mezhep çatışmalarında taraf değiliz ve mezhep çatışmalarına karşıyız. Şii, Sünni biz hepimiz el ele vereceğiz. Evet. Bu çok önemli. Hatta şunu da söyledi. Dedi ki ben buradan Vatan Partisi'nden bütün dünyaya öneriyorum. Birleşmiş Milletler'in alınlığına Hazreti Muhammed'in o hadisini yazalım. Yani Medine'deki hadise biz Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar hep aynı aileyiz. Hep bir aileyiz. Bunu dedi, Birleşmiş Milletler'in alınlığını yazalım. Bırakalım mezhep kavgasını, biz dinler arası kavgaya da karşıyız. Evet. Sonra yine aklımızda dış evet. politikalar için soru gelirse, izleyicilerimizden gelirse onları da efendim sormadığımız bir soru olursa size yönlendireceğiz. Lütfen. İsterseniz iç politikadaki gelişmeleri değerlendirelim. Tabii dış politikayla yine orantılı. Tabii. Şimdi, bugün tabii, Sayın Cumhurbaşkanı söyledi, iç politika, dış politika hepsi bir oldu. Evet. Değil mi? Evet. O da evet. önemli yani şimdi bir tabii terörü konuşuyoruz, PKK'yı konuşuyoruz ama şimdi onun siyasal uzantısı HDP ile CHP arasındaki bir yakınlaşma zaten uzun süreden bu yana devam ediyor. Şimdi son dönemde yine iki haber vardı. Özellikle önemli olan bir tiyatro oyunu sahnelendi efendim. Demirtaş'ın evet. kitabından uyarlanan, Devran isimli kitabından evet. uyarlanan ve sonra da yine tabii İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Demirtaş'ın kitaplarının raflarda olduğunu görmüş evet. olduk. Kitabın
satılması söz konusu oldu. Ve aynı zamanda Sakine Cansız'ın terörist öldürülen, etkisi hale getirilen Sakine Cansız'ın kitabının da olduğu görüldü. Bu yönde haberler vardı. Tabii siz bir tweet paylaşımında bulundunuz efendim. Evet. Sosyal medyadan. Sonra size de bir yanıt verildi. Bilmiyorum görme şansınız oldu mu? Beni şikayet etmişler. Demirtaş'ın kitaplarını İstanbul tweetiniz. Büyük Belediyesi'nin raflarına koyanların Türkiye'nin geleceğinde yeri yok. Evet. Belediye raflarında Selahattin Demirtaş kitabı Mehmetçiğe kurşundur. PKK HDP'ye özgürlük yok diye bir şey attım. Cik cik yolladık. Evet. Bunun şikayet etmişler. Anladığıma göre CHP ve HDP'liler. Ve Twitter bir karar vermiş. Hayır diyor, Doğu Perinçek'in bu şeyinde, tweetinde bizim kurallarımıza aykırı bir şey yok. Bunu yayabilir şeklinde. Efendim, İBB basın koordinatörü Süleyman Sarılar da size bir yanıt vermişler. Diyorlar ki işte Doğu Bey, yasal her kitap her yayın evinde bulunabilir. Her kitapçı da satılıyor. İBB İstanbul Kitapçısı raflarında da satılması normaldir. Bak, evet. Kaldı ki evet, burada zaten görüyoruz. Sizin eleştirdiğiniz kitabı ben DNR'dan aldım. Türkiye'nin geleceğinde kitaplarla sizinkiler dahil yerimiz olmalıdır. Şimdi bakın, diyor, ne iki dersiniz? Şey birbirinden ayırmak lazım. Yani ticari faaliyette bulunan bir kitapçı bu kitabı satabilir. Yani ben satmam da, yani öyle bir hassasiyeti yoksa diyelim, her türlü kitabı kitapçı normal olarak satar. Ama belediye bir kamu kuruluşu. Yani belediye bir terör örgütünün lider kadrosundan, liderlerinden birinin kitaplarını satmaz. Burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi de çok ağır sorumluluk taşıyor. Ve buradan bunu da ilan edeyim. Orada belediye değil, doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu o kitapları satmaktan sorumlu. Zaten sayın eşi de görüyoruz, hep bu faaliyetlerin hep merkezinde. Yani Selahattin Demirtaş'ın eşi. Toplanıyorlar, pasta kesiyorlar, yok bilmem şeye gidiyorlar, tiyatroya da buluşuyorlar falan filan. Yani bakın, artık CHP ile HDP arasında bir yakınlaşma söz konusu değil. CHP HDP'leşiyor. CHP'nin toplantılarına bakıyoruz, ondan sonra idollerine bakıyoruz. İşte Tunceli'de Cumhuriyet Halk Partisi, Seyit Rıza'nın heykeli önünde bu sene yine 15-20 gün önce bir şey tören yaptı. Yani Seyit Rıza'nın heykeli önünde nedir? Apo'nun heykeliyle Seyit Rıza'nın heykelinin bir farkı yok. Seyit Rıza da Apo. O dönemin Aposu. O dönemin Aposu. Bugünün Seyit Rıza'sı da Apo. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütlerine bakıyoruz. Artık HDP, CHP iç içe geçti ve CHP'nin kendisi HDP'leşiyor. HDP CHP'leşmiyor. CHP'liler tasfiye oldu. CHP HDP'leşiyor. HDP CHP'leşmiyor. Yani HDP yayılıyor. HDP kendi bölücülüğünü CHP içerisinde yayıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi böyle köklü bir parti neredeyse HDP'nin kontrolüne girdi. O çok tehlikeli bir sürece girdi Cumhuriyet Halk Partisi. Kendisi açısından. Türkiye'ye verdiği zarar çok büyük ama kendisi açısından da yok olmaya giden, yani CHP için çok ağır sonuçları olan bir sürece girdi. Onu görmemiz yani lazım. Yani bir oy azalması şeklinde mi bu cereyan edecek? Bakın ben silinir yani oy azalması falan. Çünkü bir ülkenin geleceği, kaderi konusunda bu kadar net, bölücülerle beraber, teröristlerle beraber bu kadar açık bir tavır. Yani daha ne kadar olabilir yani? Hapislerden kurtarmaya çalışıyor. Her yerde beraber ondan sonra değil mi? Türk askeri yürüdüğü zaman PKK'nın üzerine, PKK'nın önünde CHP kalkanı var. Görüyoruz yani. Bunu görmeyen de bir insan yok artık Türkiye'de. Ve bu tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türk milletinin değerlerine karşı da tavrını belirlemeye başladı. Mesela geçen de Ortacı'ya gittiğim zaman orada Marmaris'te biliyorsunuz Muğla'nın bir ilçesi, Pir Sultan Abdal Derneği'nin kurultayında HDP'li ve CHP'liler İstiklal Marşı söylenmesi ve Atatürk adına saygı duruşu yapılmasına karşı çıkmışlar. Bakın nereye geldi Cumhuriyet Halk Partisi. İstiklal Marşı'na karşı çıkıyor. Ondan sonra Atatürk'e karşı çıkıyor. Yani tabii çünkü Atatürk'ü
Ya Atatürk ya Seyit Rıza. Seyit Rıza ve Atatürk'ün ortasında bir yer yok. Her ikisini idare edecek bir konum yok. Savaşıyor. Atatürk de Seyit Rıza ile savaştı ve onu idam ettirdi. Değil mi? İdam ettirdi. Ondan sonra ve o savaşında esas kararını veren, başında olan büyük liderdi. Seyit Rıza da Atatürk'e isyan etmişti. Bugün de aynı şey geçerli. PKK Türkiye'ye karşı savaşıyor. Türkiye de PKK'yı tepeliyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi hem tarihi olarak Seyit Rıza'nın yanında, Seyit Rıza'nın yanında onun heykeli önünde toplantı yapıyorsun. Seyit Rıza benim idolümdür diyorsun. Her yerde CHP toplantılarında şeyler, gençler falan bağırttırıyorsun. Seyit Rıza'yı kutsayan şeyler, sloganlar attırıyorsun. Ondan sonra da işte bilmem Atatürk bana olur mu artık Atatürk? Atatürk'e silah çekiyorsun. Yani Atatürk'le savaşıyorsun Seyit Rıza üzerinden. Seyit Rıza Atatürk'le savaşın adı. Başka bir anlamı yok Seyit Rıza'nın. Onun için burada bakıyoruz Cumhuriyet Halk Partililer hep böyle Seyit Rıza'yı koruyan, hatta neredeyse Şehit Said'i koruyan, o da çok, çok ilginç bir konumdalar. Bu bakımdan çok tehlikeli bir sürece girdiler. Yani tarih olarak o zamanki APO'yu, güncel olarak da bugünkü Seyit Rıza'yı kendilerine dost, müttefik, işbirlikçi veya kendilerini bir parçası olarak kabul ettiler. Peki efendim Kurtuluş Savaşı'nın Atatürk'ün partisi bunları kurtarma şansı yok mu? Yani nasıl görüyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı kurtuluşa ihtiyacı yok. Zaten eninde sonunda yolunu bulur o. Yani vatansever bir kitle. Ama ben CHP yönetiminin iflah olma şansını görmüyorum. Hiç, çünkü CHP'de de bakın dikkat çekici bir alternatif yok. Yani mesela CHP'den şöyle bir ses çıkmıyor. Deniz Baykal buna dahil. Seyit Rıza'nın önünde siz toplantı yapamazsınız diyemiyor. Seyit Rıza'yı idol yapamazsınız diyemiyor. Yani yönetim katından diyorsunuz değil mi efendim? Yönetim katından da muhalefet, yani mesela CHP'nin içinde değil mi? Çok farklı fraksiyonlar var. Birkaç tane genel başkan adayı var. Muharrem İnce var. Evet. Ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu var. Ekrem İmamoğlu var. Diyelim 3 tane genel başkan adayları var. Hatta şimdi 4 mü oldu? Bir de Ankara Belediye Başkanı'nın da adı dolaşmaya başladı. Şimdi 4 tane genel başkan adayı var ama işlerinde bir tane diyelim Atatürk'ü savunan, ondan sonra PKK'ya tavır alan, bölücülüğe tavır alan tek bir genel başkan adayı yok. Tek bir grup yok. Evet. Ve biraz o eğilimleri falan girenler de tasfiye edildiler arkada kalan dönemde. Yani öyle bir grup kalmadı. Bir alternatif olur. Mesela Atatürkçü, Türkiye'nin bütünlüğünden yana PKK'ya karşı, PKK ile biz nasıl işbirliği yaparız diye soran bir seçenek yok CHP'nin içinde. Evet. Çok önemli. Baykal'ın Libya çıkışını nasıl buldunuz? O iyi tabii. İyi ama mesela daha anlamlısı bu dediğimiz konular. Evet. Aynı çıkışı bu konularda da bekliyorsunuz. Yani Libya daha teferruat. Yani bunlar çok daha merkezi ve çok daha önemli konular. Yani biz nasıl HDP ile işbirliği yaparız demiyor Baykal. Biz nasıl PKK'ya kalkan oluruz demiyor. Veya CHP'nin o arkada kalan Zeytin Dalı harekatları, Barış Pınarı harekatlarındaki falan tutumlarına tavır almıyor. O Türkiye için daha hayati. Evet. Evet. Ama yine de iyidir. Bu Cumhurbaşkanı da kendisine teşekkür etmiş. Onu evet. Görmüş. O yine de iyidir tabii. Baykal da en sonunda herhalde bardağı taşıran damla oldu Libya. Bir çıkış yapma ihtiyacı gördü. Evet. Evet efendim. Şimdi tabii efendim bugün şimdi grup toplantılarını konuşuyoruz. Yine Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bir tanesi. İç politika ilişkin devam edelim. Sorular da geliyor bu arada. Değerli izleyicilerimize söyleyelim. O soruları soracağız. Tank palet tartışması uzun süreden bu yana devam ediyor. Ve Kılıçdaroğlu her grup toplantısında bu tartışmaya evet. giriyor. Yine aynı konuya değindi Kılıçdaroğlu. Ve tabii hem iktidarı hem Ethem Sancağı eleştiren açıklamalar yaptı. Sonunda da yine vatan haini şeklinde ifadeler kullandı. Aynen şunu söyledi. Dedi ki işte kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 5 kuruş para almadan veren insanlara vatan haini denir. Vallahi bir şey söyleyeyim. Ekrem, bu konu sürekli gündeme geliyor efendim. Ethem
Sancak benim şimdi de yakından tanıdığım, iyi bir dostum, arkadaşım, ona vatan haini diyenler o konumlara yuvarlanır. Yani Ethem Sancak pratiğiyle de yaptığıyla da bir vatan, hep vatanseverdi ve hala sağlam, güvenilir bir vatanseverdir. Yaptığı tank da vatansever. Vatanseverliğin tankını yapıyor. Yani niye bu kadar hücum ediyorlar? Türkiye'nin tank yapmasını istemedikleri için. Ve yani niteleyecek kavram bulamıyorum. Yani benim kendi ölçülerim içinde kavram bulamıyorum. Efendim Türk ordusunu başka ordunun ne diyor orada? Kılıçdaroğlu'nu grup Daha önceki Türk açıklamasında. Türk ordusunu başka ordunun emrine mi veren bir şey? Ya daha önce lejyoner Hani demişti. şimdi bu sabahki konuşmasında biraz öyle okudunuz ya o Bakayım efendim, ben Libya ile ilgili açıklamasını Şey, bu tank paletle tankla ilgili. ilgili. Tank paletle ilgili. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 5 kuruş para almadan veren Valla insanlara bu vatan haini. gülüş bile değil ya. Efendim? Gülüş bile değil bu sözler. Yani bu kadar bilgisiz bir açıklama olabilir. Bu kadar hayatla ilgisi olmayan bir açıklama olabilir. Çünkü tank palet fabrikasının mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığı'nda. Orada Milli Savunma Bakanlığı'nın hem mülkiyeti var, kamuya ait o fabrika ve aynı zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın denetiminde. Onun için yabancı bir orduya fabrika vermek yani gülünç bile değil. Fabrikanın verilmesi söz konusu değil İşte orada öyle diyorsunuz. söylüyor. Evet, yok. Siz diyorsunuz o. Hayır Evet. ben söylemiyorum bile. Kılıçdaroğlu Yani mu söylüyor? böyle bir şey yok yani. Alakalı bir şey yok. Katar 1,5 milyar dolar gibi bir şey koyuyor. Bu da neredeyse hibe. Neredeyse değil hibe. Çünkü sonuç itibariyle Katar'a bir takım tanklar satıyorsun. Burada bir kar yok. Katar'ın elde ettiği bir kar yok. İki, Katar'ın mülkiyetinde değil o fabrika. Milli Savunma Bakanlığı'nın mülkiyetinde. Katar hizesiyle ne oluyor? Orayı kiralamış olan, işletme hakkını kiralamış olan bir şirkete katılıyor. Yoksa mülkiyet sahibi olmuyor. Onun için tank fabrikasının falan 5 kuruşu almadan, o da yalan. Bir buçuk Peki sürekli efendim her hafta gündeme getirmesini nasıl Çünkü bunlar değerlendiriyorsunuz? tank düşmanı, Türkiye'nin tank yapmasına düşman. Bunlar Amerika'nın safındalar, çok açık. Yani Türk ordusunun üzerine Amerika'nın sürdüğü güçler çok açık. Oraya geldi yani Kılıçdaroğlu falan. Çok açık. Yani bakın bir daha okuyalım şunu rica etsen. Evet, tabii efendim. Kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya 5 kuruş para almadan veren insanlara vatan Ya bir haini. kere yabancı orduya verir. Evet doğru. Türk Silahlı Kuvvetleri yabancı ordu. Öyle bakarsan, yani tabii onu demek istemiyor ama tam da yerine oturuyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın mülkiyetinde o tank fabrikası, yani kararname açıkça öyle, Milli Savunma Bakanlığı'nın mülkiyetinde o fabrika ve denetiminde Türk komutanlar orayı denetliyor ve Katar'ın orada bir katılımı da yok yönetime. Ondan sonra tabii Türk ordusunu yabancı ordu olarak gördüğü için Kılıçdaroğlu o baktığı yerden yabancı ordu eşittir Türk ordusu derseniz bu söylediği doğru. 5 kuruş almadan Ethem Sancak tank fabrikasını yani Kılıçdaroğlu'nun yabancı ordusuna Türk ordusuna verdi. Doğru. İşte bu doğru. Yani Kılıçdaroğlu Türk ordusunu yabancı olarak görüyor. İşte Birleşmiş Milletler askeri gitsin, Türk askeri gitmesin diyor. Onun askeri Birleşmiş Milletler askeri. Yani Yani lejyoner açıklaması da çok ilginç. Kılıçdaroğlu tabii Tepki çekici. lejyoner açıklaması da aynı. Şimdi Tepki Türk çekici. ordusuna lejyoner diye hakaret edilir mi? Yani tamamen Türkiye'nin değerlerinden, milli değerlerden koptular. Bu çok önemli. Bu onlara nereden geliyor? Onun için diyorum HDP'leşiyor. PKK bunları aşılıyor onlara. O ruh halini. Onların arasında bulunduğunda onlarla konuşa konuşa Türk milletinden tamamen koptular. Türkiye'nin değerleriyle bir ilgileri kalmadı. Tutturdular tank fabrikasına karşılar. Yok yabancı or yabancı neye ver? Katar'a mı vermiş yani? Gülünç. Yani Katar burada Türkiye'nin Katar'ı koruması ve dostluğuna
bir şey yapıyor, karşılık vermiş oluyor. O da güzel sonuç itibariyle. 1,5 milyar dolar gibi bir katılımı var ama mülkiyete katılım değil. Yani o 1,5 milyar dolar karşılığında Katar tank fabrikasının mülkiyetinde bir hisse kazanmıyor. Ne yapıyor? Katar kiralamış olan, o işletmeyi kiralamış olan şirkete ortak oluyor. Ama kiracı yani, yoksa mülk sahibi değil. Evet. Efendim, ve onun bir zararı yok. Yani küçük büyüke Katar, yani kalkıp da Katar'ın Türkiye üzerinde bir hegemonya bilmem, yani biraz bunları da, bu ağırlıkları da görmemiz lazım. Yani Katar'dan Türkiye'ye bir tehdit yok ve olamaz. Hiçbir şekilde olamaz. Katar'ın ancak Türkiye'ye desteği olabilir. Biz de Katar'ı koruyoruz ve doğru da yapıyoruz. Mesela Katar Sünni olarak Suudi Arabistan'ın ve diğer Körfez şeriklerinin karşısında ve Amerika'nın karşısında duruyor. Bu çok önemli. Ve İran'la beraber. Değil mi? İşte siz de biraz evvel söylediniz. Evet. Katar emiri İran'la. Yani İran'la beraber Katar. Yani o Sünni Şii düşmanlığını da bozan bir ülke. Evet. Türkiye gibi. Efendim, güvenlik ve dış politikada belli bir noktaya geldik. Onları hep tartıştık şu ana kadar. Bir şey daha söyleyeyim. O da bir haber olsun. Şu anda Ethem Sancak bu akşam saat 24'te, yani birkaç saat sonra, evet efendim, bizim arkadaşlarımız Erkan Önser'le, Adnan Akfırat'la, Hüseyin Karanlık'la birlikte, yani Vatan Partisi heyetiyle birlikte Çin Komünist Partisi ve Çin'i ziyarete gidiyor. Evet. Tabii yani böyle bir Ethem Sancak. Bunu da duyurmuş olduk. Evet. Ethem Sancak evet. Vatan Partisi heyetiyle birlikte Çin'e gidiyor. Vatan Partisi heyetiyle birlikte Çin Komünist Partisi sonra, iki saat sonra Şangay'a ve Pekin'e hareket ediyorlar. Bir hafta, 8 gün, 9 gün Çin Komünist Partisi Dış İlişkiler Bakanlığı'nın daveti üzerine bizim heyetimiz gidiyor. O heyette Sayın Ethem Sancak da yer alıyor ve Türkiye ile Çin arasında ekonomik işbirliğini geliştirmek, Türkiye-Çin dostluğunu ve dayanışmasını geliştirmek için çok önemli temaslarda bulunacaklar. Evet, bu haberi de duymuş olduk. Evet. Tabii. Yani işte bu Ethem Sancak tabii onların hedefi oluyor. Kim vatan haini burada? Kim vatan haini? Bugün vatanı savunmak bir palavra değil. Yani Rusya ile işbirliği, İran'la işbirliği, Irak'la işbirliği, Suriye ile biraz evvel konuştuğumuz gibi işbirliği, Çin ile işbirliği vatanseverliğin bir ölçüsü bugün. Çünkü vatanı bu ülkelerle ittifak yaparak, işbirliği yaparak koruyabiliriz. İstiklal Savaşı'nda Sovyetler Birliği, Sovyet Rusya ve Afganistan'la işbirliği yaptığımız gibi. O evet. Bakımdan bir de işi Sayın Kılıçdaroğlu'nun üslubuna da şaşırdım. Eleştiriyorsun. Yani eleştirmek değil, yani bir devlet adamının falan böyle ucuz bir şekilde ikide bir vatan haini kavramını kullanması. Şimdi Ethem Sancak ona hangi cevabı verir? Ethem Sancak çok esaslı ve çok güvenilir bir vatansever, onu söyleyeyim. Zaten yaptığı iş vatanseverlik, değil mi? Bütün kalktı varını yoğunu Türkiye'nin tank yapmasına tahsis etti ve buradan kazanacağı bir para falan da yok. Evet. Evet efendim, dış politikayı, güvenliği geçtik. Ekonomi ciddi bir şey. Ethem Sancaklara da bizim tekrar sayım heyetimizi, Erkan Önsel, Hüseyin Karanlık, ondan sonra Adnan Akfırat ve Ethem Sancak'tan oluşan heyetimize de Pekin seyahatlerinde iyi uçuşlar diliyoruz ve orada verimli görüşmeler yapmalarını bekliyoruz, ümit ediyoruz. Bir hafta dediniz değil mi? Uzunca bir süre. Evet, bir hafta. 8-9 günde evet. Olabilir yani. En az bir hafta. Evet, üretim kurultayları yapıyorsunuz efendim. Epey bir oldu herhalde. Ondan fazla oldu herhalde. Çok. Bakın sayalım. Oldu. Kayseri, Nevşehir, Adana 3, Mersin 4, Anamur 5, Gazipaşa 6, İzmir 7, Ortaca 8, Balıkesir 9, Bursa 10, Nazilli 11,
Isparta, 12 Antalya, 13 Çorum, 14 Çanakkale, 15 Düzce, 16 şu anda benim yaptığım 16. Nasıl Portaj, gidiyor? Bu pazarda Çorlu 17. Evet, nasıl gidiyor efendim? Yani izlenimleriniz nedir? Yani çünkü sahadan bizzat... Ya mesela bakın Düzce'deydik evvelsi gün. Ve çok başarılı bir kurultay oldu. Yani hem Düzce Üniversitesi'nde yaptık. Hem üniversitenin sayın dekanı katıldı. Hem Ziraat Odası Başkanı, esnafı... Bu Düzce'de yaptığımız, bu Düzce'de yaptığımız kurultay. Ziraat Odası Başkanımız, AK Parti İl Başkanı geldi. Saadet Partisi İl Başkanı geldi. İl Başkan düzeyinde katıldılar. Ondan sonra Esnaf Odası Başkanı, Ticaret Odası Başkanı, Burada Ziraat Sayın Odası... Valiyle de görüştünüz zannedersem. Yok, valiyle değil, Sayın Belediye Başkanı yemek verdi Sayın Faruk Bey. O da eski bakanımız biliyorsunuz. Bu sonlara doğru çekilmiş şeyi ama o salon tamamen tıklım tıklım doluydu. Ve çok başarılı bir kurultay oldu. Ve gerçekten kurultayda yapılan konuşmalar çok düzeyli. Yani fındık üzerine, tarım üzerine, sanayi üzerine, küçük sanatlar üzerine konuşmalar oldu. Bir önemli de, hatta bence kurultayın başlığı o verilebilirdi. Düzce Üniversitesi tarım üreticileriyle çok güzel işbirliği yapıyor. Yani üniversite kendisini Düzce tarımının gelişmesine bir nevi adamış ve çok önemli bir işbirliği yapıyor. Onu da alkışlamamız lazım. Sayın Dekanımız çok güzel anlattı bunu. Peki şey nasıl efendim? Yani genelde sıkıntı nedir? Yani sıkıntı hafifliyor böyle mu? Gitmez. Yoksa büyüyor mu? Yani şu var, rakamlara baktığımız zaman Türkiye'nin dış ticaret açığında, ödemeler açığında bir daralma ve başarı var. O doğru ama sonuç itibariyle üreticileri dinlediğimiz zaman baştan sona şikayet var. Yani böyle gitmez tespiti çok kararlı ve ortak tavır. Herkes evet, böyle gitmez diyor. Yani çiftçi de, işçi de, ondan sonra küçük üreticilerde, sanayici ve tüccarlarda bu şekilde gitmez diyor. Çözüm? Çözüm üretim. Yani herkes artık üret. Ama tabii üretimin büyümesi için ne yapmak lazım? Orada çok, çok açık. Bu kurultayda bu konularda çok güzel açıklamalar oldu. Onu da söyleyeyim. Mesela bir çözüm, mesela Anamur, muz üreticileri. Anamur'da şunu öğrendik. Türkiye'nin muz üretimi 50 bin ton. Bundan 10 sene evvel. Gümrüklerde %145 bir gümrük konuyor. Birdenbire bizim üretimimiz 600 bin ton oluyor. 12 kat artıyor 10 yılda. Yani evet. Düşünün, 10 yılda 12 kat artan bir muz üretimi. Ha, siz de muz üreticilerin evet, oradan geliyorsunuz. Sizin %30 mesela Gazipaşı'daki artış oranı %30 diye bana söylediler. Burada yani. %1200. Evet. Şeydeki artış, Anamur'daki artış %1200. Daha doğrusu pardon, düzeltiyorum, sırf Anamur değil. Türkiye'nin muz üretimi %1200 artmış. Evet. %1200'lük bir artış var. Ha bu ne? İşte mesela bizim gümrüklerimizde üreticimizi koruyalım diyoruz değil mi? Muz üretiminde bunu görüyoruz. Gümrüğü koyuyorsun, muz üretimi %1200 artıyor 10 yılda. Evet. Çok büyük bir rakam. Koruduğumuz zaman, üreticiyi desteklediğimiz zaman, ha bu da Anamur Kurultayı, evet. İşte Anamur, evet. Anamur Kurultayı. Çok orada da konuşmalar çok yüksek düzeydeydi. Yani muz bir başkanımız Hasan Bey, ondan sonra diğer arkadaşlarımız hepsi çok esaslı konuşmalar yaptılar. Yani konuyu bakan yapılabilecek, yapabileceğimiz insanlar. Yani Anamur'daki konuşmacılarımızı alın, Tarım Bakanı yapın. Rahatlıkla yönetirler. O düzeyde arkadaşlar. Çok güzel. Peki izlenen politikalarla üretimin desteklenmesi konusunda bir ışık görüyor musunuz? Şimdi bir radikal, kararlı, ihtiyaç olan atağı görmüyoruz.
Ama hükümette de üretime yönelik şeyler var. Yani çıkmazda olduğu için mevcut politikalar sonuç itibariyle üreticiyi destekleyen, üreticiyi koruyan, gümrüklerle belli ölçülerde yerli ithal ikamesine yönelen, üretimi teşvik eden politikalar, tarımda destekleri yeniden gündeme getiren siyasetler var. Ama gerekli kararlılık yok. Şimdi bakın burada püf nokta tasarruf. Sayın Perinçek, bu soruya isterseniz daha ayrıntılı bir yanıtı aradan sonra verelim. Yapalım çünkü çok önemli. Evet. O yüzden bölünmesini istemediğim tasarruf. Altını çiziyorum. Tasarruf. Şimdi onu konuşacağız. Evet efendim. Evet. Değerli izleyenler, kısa bir aramız da var. Aradan sonra yine tekrar birlikte olacağız. Sayın Perinçek'e sorularını soracağız. Değerli izleyenler, çıkış yolu devam ediyor. Sayın Perinçek'e sorularını soruyoruz. En son ekonomi başlığındaydık. Tasarruf konusu üzerinden efendim siz araya girmeden hemen önce bir püf noktası var demiştiniz. Evet. Şimdi bakın herkes üretim var diyor artık Türkiye'de. Yani Vatan Partisi bunu yerleştirdi. Herkes ağzını açıyor, ekonomiden konuşan üretim diyor. Yani tılsımlı, sihirli sözcük üretim oldu. Tamam, bu büyük bizim partinin büyük bir başarısı. Fakat üretim nasıl yapacaksınız? Üretimi arttırmanın tek bir yolu var. Yeni makine, teçhizat, fabrika veyahut da tarıma yatırım, değil mi? Ticarete yatırım, turizme yatırım. Yani yatırım yaparak üretimi arttırabilirsiniz. Bunun başka bir yolu yok. Yatırım nedir? Sermaye gerekiyor. Nereden? Ya öz sermayeniz olacak. Millet olarak ülkenin diyelim ürettiklerinin bir kısmını tasarruf edeceksiniz. Yani mecmu toplam ekonomiden bahsediyorum. Aile ekonomilerinden, kişisel tasarruftan söz etmiyorum. Yani diyelim bir ülke bu kadar üretiyor. Bir bardak üretiyor. O bir bardağın içinden ne kadar çok yatırıma ayırırsanız o kadar üretimi arttırabilirsiniz. Sonra tabii. Şimdi Türkiye'nin tasarruf oranı %13'lere kadar düştü. 2001-2002'de falan %20 bir civarındaydı. Bayağı yüksek bir tasarruf oranımız vardı. 1990'larda da %20'nin üzerinde falandı. Şimdi bizim %25 tasarruf etmemiz lazım. Yani diyelim ürettiğimizin %75'ini şey yaptık, ihtiyaçlarımızı karşıladık, kamu giderleri ve diğer milletin işte diğer giderleri tükettik diyelim. %25'ini ne yapacağız? Fabrika açacağız, iş yeri açacağız, istihdam yapacağız, tarıma destek vereceğiz. Bu tasarrufla olur. Şimdi bundan bahseden yok. Tam tersine tasarruf karşıtı muazzam bir popülist ceryan var. Yani sana o kadar vereceğim, sana o kadar vereceğim. Sen ona herkese bu kadar verirsen tasarruf yapamazsın, yatırım yapamazsın. Birkaç sene sonra da hiç kimseye bir şey veremezsin, memura da maaş veremezsin, emekliye de maaş veremezsin. Yani onun için bu üretim devriminin püf noktası eğer üretimi arttıracaksak tasarruf oranımızı %25'e çıkartacağız ve bu %25 tasarruf ettiğimiz sermayeyle dışarıdan getirdiğimiz kaynakları ayrı konuşalım. Fakat kendi öz kaynaklarımız %25'ini yatırıma ayıracağız. Dolayısıyla fabrika açacağız, işlem yaratacağız ve üretimi arttıracağız. Yani Türkiye kuvvetli bir tasarrufla, dolayısıyla bir anlamda biraz kemer sıkarak, zorlukları yaşayarak bu atağı yapacak. Şimdi bunu yapacak bir itibarlı, saygın Vatan Partisi dışında bir şey yok. Yani tek başına Vatan Partisi, tabii hiç kimse tek başına bunu yapamaz. Ama Vatan Partisi bu zorlukları yenecek bir hükümet formülünü getiriyor. Yani önümüzde zorluklar var. Üretim devrimi de zorlukları aşarak yapacağımız bir şey. Yani lay 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 diye olan bir şey değil üretim. Üretimi arttırmak için tasarruf oranını arttıracağız. Şimdi tasarruf da deyince toplumda şöyle bir şey var. Ekmekleri çöpe atmayalım. Ondan sonra falan filan gibi bir şey. Bu veya başka bir şey var. İşte saraylarda yaşanıyor, muazzam israf var, yöneticiler, araba saltanatı var falan filan. Tamam, bu eleştiriler de faydalı, bu ekonomik bakımdan faydalı değil de ülkedeki manevi ortam açısından. Yani
tasarruf yapabilmek için yöneticilerin zorlukları topluma kabul ettirmesi lazım. Dolayısıyla itibarlı, saygın, güvenilir ve halkın zorluklarını paylaşan hükümetlerle bu tasarrufu yapabiliriz. Evet. Püf nokta burada. O bakımdan yöneticilerde halkın şeylerini, zorluklarını paylaşacak, onun gibi yaşayacak, böyle cuma namazına ne kadar arabayla ve saltanatta gitmeler ve diğer yaşamlar falan, bunların olmaması lazım. Ama esas mesele devlet politikalarıyla tasarruf. Yoksa ekmeği işte çöpe atmayalım falan değil. Nasıl? En başta vergi politikalarıyla, yani kamu yatırımları için tasarruf yapmak en başta aracımız nedir, aletimiz? Vergi politikalarıdır. Para politikaları. Para basabilmek. Para basmak da bir tasarruf. Para basarsan sonuç itibariyle bir nevi dolaylı vergi almış olursun. O da bir tasarruf. Ücret politikalarıyla, maaş politikalarıyla, emekli politikalarıyla. Ondan sonra yani sonuç itibariyle tasarrufa devlet karar verecek. Emekçinin ürettiğini sonuç itibariyle üretimi emekçi yapıyor ve üretimde çalışan diğer yani rol alan sınıflar yapıyor. Biz bunun %75'ini alın buyurun, insanca bir asgari bir yaşam sağlayalım ama %25'ini yatırıma ayıralım, fabrika açalım. Dolayısıyla Türkiye'nin önünde iki tane politika var. Ya işsizden yana politika, yani işsizlere iş sağlama politikası. Dolayısıyla işsiz, ya da ürettiklerimizi yeni fabrika açmayıp şu anda çalışanlar arasında paylaştırmak. Tasarruf oranını düşürürsün. Ona da bol kesilemezsin, buna da bol kesilemezsin, buna da bol kesilemezsin. Ama işsizlik büyür. Yani işsizliği artırırsın, çalışanları daha iyi maaş ve ücretlerini biraz daha fazla verirsin. Ama buradan sonuç itibariyle işsizlerin aleyhine siyasetler çıkar. Tabii bunun manevi, kültürel şeyleri de var, maliyetleri de var. Yani ülkede hırsızlık, yan kesicilik, ahlaksızlık, fuhuş örneği de bir yandan artar. Onun için temel mesele tasarruf oranını en azından %25'e çıkartmak ve yatırımla, fabrika açarak, iş yeri açarak, makine, donatım, teçhizat, tarıma destek yaparak ve ardiyelerdeki ondan sonra depolara atılmış, paslanmaya terk edilen o küçük orta sanayi şeylerini, freze makineleri, tornaları, tesviyeleri falan filan çıkartıp tam kapasiteyi sağlamak. Yani elimizdeki makine ve donanımın tam kapasiteyle çalışması yönünde politikalar geliştirmek. Dolayısıyla maliyetlerin biraz yükselmesini göze almak ve bunu ücret ve maaş politikalarıyla diyelim dengelemek, ama maliyetler biraz yükselecek. Yani Kayseri'de, Gaziantep'te, Denizli'de, Bursa'da, Balıkesir'de, Mersin'de, Adana'da küçük orta sanayiyi geliştiriyorsan, dışarıdan almıyorsan biraz daha pahalı olacak ama para Türkiye'de kalacak, üretim artacak. Dolayısıyla bir süre sonra teknolojide de gelişme sağlayacağız. Yani dışarıdan ileri teknoloji ithal edelim yerine emek seferberliği, daha emek yoğun bir politika izlemek ve elimizdeki bütün kapasiteyi kullanabilmek gibi politikalar. Bunları Vatan Partisi savunuyor ve tabii buradan bir üretim atağı çıkar. Aslında Çin falan da böyle gelişti yani. Onu evet, görmemiz lazım. Efendim, Çin müzisyesi falan da sonuç itibariyle elindeki insan kaynaklarını seferber ederek, bir emek seferberliğiyle en verimli bir şekilde kullanmak. Şimdi ekonomide en büyük sorun güven sorunu denir. Evet. Yani bir halkın bir güvenmesi lazım izlenen politikalara. Halkın da sermaye sahibinin de. Evet. Şimdi burada bir sorun var anladığım kadarıyla. Yani tabii. Yani bunu nasıl çözmek lazım? Bu da işte hükümetle çözülecek bir sorun. Yani bir üreticilerin milli hükümeti. Evet. Mesela bu üretim kurultaylarında çok sayıda sanayiciyle de buluşuyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir'de yaptığımız Çin Büyükelçiliği ile birlikte yaptığımız, yani onları da davet ettiğimiz, sanayicileri buluşturduğumuz kurultaylarda da görüştük. Yani yatırım yapmak için geleceğe güven yok. Hani ben evet, yatırım yapacağım ama ne olacak? Türkiye ekonomisi nereye gidiyor?
bir güvensizlik var. Herkes hatta parasını tutuyor. Dışarı götürüyor. Evet. Mesela götürüyor, Romanya'ya yatırıyor, Bulgaristan'a yatırıyor, Rusya'ya yatırıyor, Afrika'ya yatırıyor. Türkiye'yi yatırmıyor. Öyle bir güvensizlik var. Bu güvensizliğin aşılması bence artık AK Parti'nin Türkiye'yi tek başına yönettiği dönem bitti. Yani bunu AK Parti'nin anlaması lazım. Sandıktan çıkan oylar da bunu gösteriyor. Yani son yerel seçimlerde bütün büyük kentleri kaybetmesi. Yalnız Ankara, İstanbul, İzmir değil, işte Adana, Mersin, ondan sonra Antalya şu, yani Türkiye'nin bütün önemli büyük kentlerini kaybetti. Üretim merkezlerini kaybetti. Üretim merkezlerini. En önemlisi. Evet. Kaybetti. Ve bunlar eskiden AK Parti'nin yönetimindeydi. Halk oradan ona AK Parti'ye bir dirsek gösteriyor. Bunu AK Parti'nin iyi anlama ve yorumlaması lazım. Tek başına Türkiye'yi artık yönetemeyeceğini görmesi lazım. Zorlukları kabul ettirmek açısından. Mesela tasarruf oranını artıralım diyoruz. Bu ne demek? Zorluk. Arkadaş, Türkiye'nin fabrika açması için ben, kusura bakma, sana biraz daha mütevazı koşullar sağlıyorum. Evet, gıda güvenliğini sağlayacağım. Sağlık ve eğitim hizmetlerini aksatmayacağım. Bir de güvenliğin güvenliğini, yani ordudan, polisten kesmeyeceğim. Tamam. Ama bunun ötesinde bir fedakarlıklar olacak. Bunu halkın kabul etmesi için o hükümete güvenmesi lazım. Yani Atatürk diyelim bir öküzünü alırken Atatürk olduğu için alabiliyordu. Saygınlığı var. Güveniyordu yani. Alabiliyordu yani. Yani otoritesi var. Ama şimdi zorlukları kabul ettirecek bir otorite ve saygınlığı şu anda AK Parti hükümetinin yok. Bu nasıl aşılabilir? Daha geniş tabanlı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de sürece ortak olduğu, Vatan Partisi'nin, ki bunun dinamiğidir bu sürecin. Dinamiğidir ve onsuz hiç Vatan Partisi hiçbir üretim, devrim ve başarı olmaz. Ve hatta Cumhuriyet Halk Partisi'ni de sorumluluğa davet ederek. Gel arkadaş, muhalefetçiliği falan filan bırak, her şeyi böyle olumsuz, her şeye itiraz eden, istemezlikçi tutumu bırak. Gel Türkiye'yi buradan beraber bir üretim devrimiyle çıkartalım. Ve aynı zamanda güvenliğimizi sağlayalım vesaire. Böyle bir hükümetle, yani Cumhuriyet Halk Partisi gelir, en azından yarısından fazlası gelir. Yani onun için üreticilerin milli hükümeti zorlukları paylaştıran bir hükümet. Zorluklar var, zorlukları paylaştıran. Zorlukları bir kesimin, diyelim işçinin, çiftçinin, emekçinin üstüne yıkmamak, zorlukları bütün milletin sınıflar arasında paylaştırmak ve bir manevi ortam yaratmak aynı zamanda. Yani biz şimdi büyük hedeflere ilerliyoruz, bir üretim devrimi yapıyoruz. Evet, birkaç yıl zorlukları yaşayacağız ama buradan feraha çıkacağız, aydınlığa çıkacağız. Hem biz bu aydınlıktan nimetimizi alacağız, hem de kendi çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara aydınlık ve zengin bir Türkiye bırakacağız, bereketli bir Türkiye bırakacağız. Bu manevi ortamı da yaratmamız lazım. Türkiye'nin koşulları efendim, yani çıkarları dış politikada belli bir ayar verdi diyelim. Yani artık devletin bir anlamda, devlet aklı öne çıktı. Bu ekonomide bu devlet aklına ne zaman, yani önümüzdeki hayat süreçte... Zorluyor. Hayat zorluyor. Bakın AK Parti güvenlikte de hayat zorladı. Yani AK Parti Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım diyordu. Diyarbakır'ı merkez yapacağız diyordu o Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında. Bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan o zaman başbakandı. Ve ama ne oldu? Hayat Amerika'nın talimatları icabı bizleri hapislere attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hapislere attı. Yani güvenlikte tamamen Amerika projeleri, Kürt açılımları, Ermeni açılımları, şeyler, akil adamlar falan filan. Türkiye bölünmeye doğru gidiyordu. Ama ne oldu? 2000 ve FETÖ iktidarda ağırlığını büyütüyordu. PKK büyüyordu. Yani FETÖ'nün, PKK'nın lehine olan ve AK Parti'nin de FETÖ ile iktidarı paylaştığı, PKK'ya da yol açtığı, PKK ile birlikte yol haritaları yaptığı bir dönem yaşadık 2014'e kadar. Evet. Ama ne oldu? Türkiye'nin dinamikleri, yani ben bölünmem kararlılığı Türkiye'nin ve Türkiye'nin vatan bütünlüğü kararlılığı, bunlar etkili oldu ve Türkiye AK Parti'yi yönetmeye başladı. Mesela ben
bazı yabancı gazetelere, televizyonlara bunu söylüyorum. Türkiye AK Parti yönetiyor, yoksa artık AK Parti Türkiye yönetmiyor. Yani 2014'ten sonra AK Parti Türkiye'yi yönetmiyor, Türkiye AK Parti'yi yönetmeye başladı. Yani bu Türkiye derken Türkiye'nin geniş milli sınıfları falan, onu kastediyoruz. Bu tabii AK Parti için de hayırlı bir süreç. Ve bunu çok seviyor Batı gazeteleri falan, hemen bunu başlıkları çıkarıyorlar falan filan. Çünkü Türkiye'nin en önemli gerçeği bu şimdi. Evet. Evet. Efendim şimdi onu da atlamayalım isterseniz. Yine izleyicilerimizden de gelmiş. Dün Denktaş'ın ölüm yıl dönümüydü. Evet, büyüğümüz. Evet. Yani Denktaş büyük devlet adamı, kahraman. Mesela kim cumhurbaşkanı olsun yakın tarihte deseniz, hiç tereddütsüz Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak insan Rauf Denktaş'tı. Yani bırakalım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu başkanlığını. Yani birikimi, bilgisi, insanlığı, sıcaklığı, mizahı, şakacılığı, insan şeyleri, özellikleri vesaire. Ve aynı zamanda devlet adamı tavrı, cesareti. Büyük bir kahramanımızdı. Ve ben de yani onu hep böyle biraz gözüm yaşararak, biraz büyük mutluluklarla anıyorum. Yani insana mutluluk veren bir abiliği, dostluğu vardı, onu söyleyeyim. Çok kıymetli bir insan. Ermeni meselesinde de çok kaygısı oluyor. Orada da işte yani hayatının son yılları falan bizimle beraber Lozanlara geldi. İki defa Lozanlara geldi. Kıbrıslara gittik beraber. Ondan sonra yürüyüşler vesaire falan. Oralarda çok cesur. Yani tutuklanmaları bilmem neleri göze alarak bizimle birlikte son derece cesur hareket etti. Şeyi galiba efendim anlatmıştınız daha önce de. Yani bir insanın, hatta gidip bak vatan haini durumuna düşersiniz diye kendisini dışlarına uyarmalarına rağmen, mesela onlara değil sizin tavrınıza inandı. Tabii. Bir de Avrasya, bakın o, şimdi o Türkiye Avrasya. O süreç nasıl işledi, bir onu da anlatırsanız da izleyicilerimize de. Bakın şimdi Türkiye ne oldu? Atlantik'ten kopuyor, Avrasya'ya gidiyor. Hangi yıldı? 2006 olabilir. Gazi Üniversitesi'nde biz bir Avrasya konferansı yaptık. İşte Rusya katıldı, Kırgızistan katıldı, Azerbaycan katıldı. Ondan sonra çeşitli ülkeler katıldı. Bu arada iki cumhurbaşkanı katıldı. Sayın Süleyman Demirel ve Sayın Rauf Denktaş. Evet. Gazi Üniversitesi'nin Sayın Rektörü ondan sonra çok, orada çok cesur tavır aldı. Ve o Gazi Üniversitesi'ndeki Rauf Denktaş olsun, Süleyman Demirel olsun, Atlantik sistemine karşı yani Avrasya sürecini savunan çok cesur konuşmalar yaptılar. Onu da unutmamak lazım. O sizin dediğiniz olay da yani benim hakkımda mahkumiyet kararı verdi İsviçre Mahkemesi, Lozan Mahkemesi. Ondan sonra biz bütün kanun yollarına başvurduk. En yüksek mahkemede bizi reddetti. İsviçre'de kanun yolu bitti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracağız. Hükümet bize başvurmayın diyor. Dışişleri Bakanlığı başvurmayın diyor. Ondan sonra Ferit'e telefonlar, bana gelenler, büyükelçiler geliyor, o geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi başvurmayın diyor. Cumhuriyet Halk Partisi de başvurmayın diyor. Evet. Ondan sonra Sayın Rauf Denktaş İstanbul'da dedi ki Doğu Bey dedi bizi dedi başvurmayın diyorlar. Bizi dedi ikimizi dedi CİHA ajanı ilan edeceklermiş dedi. Bizi tehdit ediyorlar dedi. Git bu Doğu Perinçe'yi sen ikna edersin. Git başkası. Biz denedik, yapamadık. Ondan sonra Kaybedersek kalmaz. Kaybedersek tescillenmiş olacak diyorlarmış. Soykırım hakkında bir mahkeme kararı yok. Türkiye'nin avantajı bu. Şimdi bir de soykırım yapılmıştır diye bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden karar çıkartacaksınız ve bir davayı, Türkiye'yi mahvedeceksiniz. Bunu ancak CİHA ajanları yapar ve biz de sizi CİHA ajanlığıyla suçlayacağız. Ben dedim ki Sayın Cumhurbaşkanım dedim. Değerli ağabeyim dedim. Biz dedim bu davayı kazanacağız. Nasıl dedi falan. İşte
bir briefing verdik Sayın Rauf Denktaş'a. Niçin kazanacağımızı anlattık. Yani Avrupa'daki gelişmeler, çeşitli mahkeme kararları, bizim tezlerimiz falan filan. Biz kazanma ümidiyle değil, kazanacağımızı bilerek bu davayı, kazanacağız biz bu davayı dedik. Ve işte o briefingden sonra dedi ki hadi dedi rastgele dedi. Allah dedi yolumuz açık olsun dedi falan. Dedim hiç merak etmeyin dedi. Biz onları CIA ajanlığıyla kazandıktan sonra suçlayacağız dedim falan. Böyle. Sonucu şey, göremedi galiba değil mi? Rahmetli oldu. Evet yani 2013 yılı Aralık ayında karar çıktı. Onu görmedi. Yani onun görmesini çok isterdim. Evet. Çok çok en büyük mutluluğu ve sevinci yaşayacak insandı o. Çünkü oraya hakikaten baş koydu. Bütün ağırlığını koydu. Bütün dünyayı karşısına aldı. Onu söyleyeyim. Evet. Unutulmaz bir insan hakikaten. Bizim bugün Dursun Karadağ arkadaşımızı da kaybettiğimiz ölüm yıl dönümü. 15, onun da birinci yıl dönümü. O da Uzun Atlar Diyarı diyelim, Nevşehir, o Ürgüp, oraların çocuğu. Tam bir Anadolu Bozkırı'nın çocuğuydu. Yani çok yüksek karakteri olan bir arkadaşımız da. İşte Hasan Yalçın'ın yanında Dursun Karadağ kardeşimiz. Çok yiğit bir adamdı. Çok büyük üstün özellikleri olan, erdemleri olan, olağanüstü bir fedai arkadaşımızdı. Bir yılı geride bıraktık, evet. Evet. Ve şey tam bu bozkırın çocuğuydu yani. Onu da söyleyeyim. Kahraman bir kardeşimizdi. Çok iyi bir insandı. Onu da saygıyla anıyoruz. Şimdi burada şeyden Ankara ilimiz çok güzel bir albüm bastı. Aydınlık nöbetindeki resimler başlığı da. Bu albümle ilgili de yarın bir toplantı yapıyoruz. Ankara İl Merkezi'nde 18'de işte şu albüm. Hem Aydınlık Nöbeti'nin tarihçesiyle ilgili sohbet yapacağız. Aynı zamanda bu albümü imzalayacağız. Çok güzel bir albüm yapmışlar Ankara ilimiz. Bir ön söz yazdım. Aydınlık Nöbeti'ndeki resimler başlığını koyduk bu albüme de. Yarın 18'de Ankara ilinde bir sohbet toplantısı yapıyoruz. Aydınlıkçıların aydınlık tarihi. Ve aynı zamanda bu albümü imzalayacağımız bir sohbet. Çok güzel bir albüm, çok başarılı, çok iyi toplamışlar. Yani bizim Aydınlık Hareketi'nin, partimizin 50 küsur yıllık tarihinden çok güzel fotoğraflar bulmuşlar. Evet. Emekçilerle birleşme, mücadeleler. Bunlar benimle ilgili olanlar da. Esas içinde diğer sayfaları gösterelim, evet. Diğer sayfalara gidelim. Çok güzel bir albüm olmuş. Çok güzel bir albüm. Bu da Supi abimiz, büyük adam. Evet, Supi evet. Kahramanlı. Evet, çok güzel. 27 Mayıs'ın önderlerinden. Evet. Devrim lideriydi yani o bambaşka bir adam. Cemal Süreya. Cemal Süreya falan. Güzel bir albüm evet. Yani tavsiye evet. Ederim. Partimizin Tuncel Kurtis falan. Bu da yine bizim Mehmet Perinçek'in sünnet şeyi bizim evde. Cemal Süreya orada. Kiraz. Evet, neyse. Evet. Güzel şeyler. Galiba yaklaşıyoruz sonuna doğru. Evet, sonuna doğru yaklaşıyoruz. Tabii izleyicilerimizden gelen sorular da var. Onları da bir yandan lütfen soralım efendim isterseniz. Tabii çok sık konuşulan bir konu ama yine sürekli tartışıldığı için bir erken seçim. Evet. Meselesi. Bir yeni mi bekliyor var, musunuz? Var mı öyle bir şey? Efendim. Bu çok konuşulmaya tabii başlandı çok yeniden. Yeniden. Yani ekonomi getirebilir böyle bir şeyi. Yani. Yani iktidarın talebinden çok şartlar zorlayabilir. Bir yani ekonomideki zorluklar, yani evet. Ekonomide zorluklar içindeyiz zaten. Yani bunu bütün üreticiler yaşıyor, halk yaşıyor. Bu zorluklar böyle bir konuyu gündeme getirebilir. Ondan sonra tabii ciddi bir mesele o. Ama normal olarak zaten erkene alarak AK Parti son seçimde evet. Erkene almasının ne kadar faydalı olduğunu krizin seçimlerinde evet. Gördük. Yani zamanında yapsaydı, 2019 yılında yapsaydı, zaman 2019 yılıydı. O seçimi AK Parti kazanamayacaktı. Öne çekerek AK Parti bir soluk almış oldu. Evet.
Efendim şu sıkıntı yani AK Parti açısından yani genellikle ekonomide bir hoşnutsuzluk var. Bunu her yerde görmek mümkün. Ama büyüyen bir hoşnutsuzluk. Evet. Yani bunun yansımaları olacağı da kesin. Son yapılan anketlerde de gözüküyor. Evet. Bu arada AK Parti'yi küçültme operasyonları da var. Yani da, yeni partilerle. Evet. Gelecek Partisi. Şimdi AK Parti hocam, eğer burada bir hamle yapıp bu Türkiye İttifakı diye Sayın Cumhurbaşkanı'nın anlattığı sizin milli hükümet dediğiniz evet. Ya burada bir adım atamazsa, burada gecikirse işte burada bakın Cumhurbaşkanlığı sistemi de burada sorgulanıyor. Çünkü evet. Eskiden neydi? Koalisyonlar, ittifaklar falan evet. filan. Ama şimdi Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir tek Cumhurbaşkanı seçiliyor. Ama yine ittifaklarla Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcılığı, işte ortak hükümet programları vesaire böyle bir çözüme cesaret ederse bu AK Parti için bir şey olur. Yani kurtuluş olur ama ben tek başına Türkiye'yi yöneteceğim diye bir iddiayı sürdürürse o tabii AK Parti için zor bir dönemin geleceğini ifade eder. Yani biz bu tür partileri de hep yani yakın tarihimizde çok gördük. Hakikaten evet. Ciddi sıkıntılar oldu. İşte ANAP'ı yaşadık. Evet. Süleyman Demirel hakikaten güçlü bir partinin lideriydi. Güçlü bir parti arkasında destek vardı AK falan. AK Parti de bakın 2002 yılı Kasım ayından bugüne kadar 17 yıldır Türkiye'yi yönetiyor. Evet. Atatürk ne kadar yönetti? 1920'den 38'e kadar 18 yıl. Evet. Demek ki Atatürk'ün hükümet şeyine süresine yaklaşan bir yere geldi. Evet. Yani gidince mesela bazı işte bir gittikleri zaman şey olmuyor. Yani tutunamıyorlar. Yani evet, öyle bir tabii, sıkıntı var. Tabii. Onun için de bir mesela işte bu Türkiye İttifakı meselesinde eğer ayak sürüp biraz daha gecikirse, geç kalırsa yani bilmiyorum biraz işte sanki bu geleceği gören geleceği gören devlet aklı olması lazım. Evet. Öyle bir sürece girdik. Fakat şöyle bakalım. Biz yani Türkiye'nin geleceğini AK Parti açısından bakmıyoruz. Vatan Partisi açısından bakıyoruz. Türkiye buradan büyük çözümü bulacak birikime sahip. Onun için hiçbir karamsarlığımız yok. Yani sonuç itibariyle Türkiye bir fırsat dönemine girdi. Yani eskiyen her şeyden kurtulma, bir üretim devrimi dönemine girdi. O üretim devriminin başına geçecek hükümetini de yaratır Türkiye, yaratacak. Yani nasıl güvenliğini sağlayan bir çizgiye girdi 2014-15'ten sonra. İşte FETÖ'sünü temizledi, PKK'sını temizliyor ve o da bitmek üzere. Türkiye üretim devrimi konusunda da büyük bir karar, büyük bir çözümün eşiğinde onun hükümetini Türkiye yaratacak göreceksiniz. Yani bu tabii biz ona üreticileri milli hükümeti diyoruz. Yani bir üretici hükümeti olacak, iki milli olacak. Zaten milli olan üreticidir, üretici olan da millidir. Evet. Evet efendim, bu arada bir son dakika gelişmesi var, onu da biz aktarıyoruz. Şu anda değerli izleyicilerimiz de son dakika bandından göreceklerdir. İran başkenti Bağdat'ta ABD askerlerinin bulunduğu Taci askeri üssüne füzeli saldırı düzenlendiğine dönük bir bilgi var. Katyusha füzesiyle kullanılan füze sayısının 5 olduğu belirtiliyor. Evet. Tabii ona dönük yeni ayrıntılar gelirse de onları da aktarırız. İşte bakın, izleyicilerimize aktarmış olalım. Konuşuyoruz. Yani Amerika'ya burada rahat yok. Yani evet. Tabii aynı zamanda bu füzeler evet. Trump'a da yardım füzeleri. Yani gitmesi için. Evet. Şimdi tabii bizim muhabirimiz orada Gürkan Demir Bağdat'ta evet. O aktardı. Gürkan Demir güzel. Aktarıyor. Çok iyi. Bilgiler geldikçe oradan güzel. Aktaracağız efendim. Yani Katyusha füzeleriyle 5 füzeyle efendim evet. Vurmuşlar. Evet. Nereden geliyor? İran'dan mı geliyor yoksa Irak'tan mı atılan füzeler? Onları yarın öğreneceğiz. Evet, İçeriden efendim. Büyük ihtimalle. Ha, Irak'tan şey füzeler olduğuna göre içeriden Katyusha şey. Füzeleri. Efendim bu beklemek daha zor galiba. Benim ilginç bir anım var bu konuda. 12 Eylül'den sonra Mehmet Gülcan'ı da buradan analım Gazi Paşa'yı. Evet. Bizi 83'tü galiba gözaltına aldı. Mehmet Gülcan'ı gördüm. Bir evet. Ay sağlığı falan yerinde gene o güleç yüzüyle. Gözaltına aldılar. Ben Doğu Beyazıt'taydım. Mehmet Van'daydı. Bizi oradan aldılar geldiler. İşte, Mehmet dediğim Mehmet Gülcan. Mehmet Gülcan. Evet. Sorguya aldık.
emniyetin en alt katında işte o zamanlar işkence meşhur, bir güzel dayak yiyorsunuz. Gelin bakayım biriniz dedi. Mehmet hemen atladı gitti. Falan. Mehmet dayak yiyor. Ben de onu dinliyorum ister istemez. Bağırış, çağırış. Şeyler. Fakat biz izledikçe geriliyoruz. Şimdi savcılık aşamasına... Zaten işkenceyi dinlemek, işkenceyi görmekten daha zor bir olaydır. Yani. İşimiz bitti. Birkaç gün sonra bizi savcılığa sevk ettiler. Mehmet bana dedi ki yolda kusura bakma sana kazık attım dedi. Niye dedi? Dedi ki... Ben de dedim, o daha önce de alınmıştı 12 yıldır hemen sonra. Ben tecrübeliyim dedi. Dinlemek daha zordur. Onun için hemen ben atladım dedi. Şimdi şimdi Amerikalılar için ben ona benzetiyorum biraz bunları duydukça. Şimdi her an bir yerden füze gelecekmiş gibi üste yaşamak hakikaten zor bir iş yani. Bir de işte sonuç itibariyle yani bir Amerikalısın, bambaşka bir ülkedesin. Hani vatan, millet falan o kavramlarla da kolay kolay izah edeceğim bir durum yok. Yani onun için bu füzeler biraz Trump'ın politikalarına yarıyor. Yani Trump en sonunda Amerikan halkına dönüp ya bak bizim oralarda bize rahat yok. En önemlisi dönelim ülkemizin ekonomi sorunlarıyla ilgilenelim falan. Bu tezleri güçlendiren bir süreç. Evet. Peki efendim emperyalizm zamanımız var herhalde biraz daha. İşte 10 dakikamız var. Çekilirken yani... pek de gönüllü çekilmiyor. Tabii. Yani kanlı mı olacak, kansız mı olacak sorusu onu burada. Onu geçen gün yazdınız siz. Evet. Kanlı mı, kansız mı diye. Kanlı oluyor işte. Evet. Bakın kaç gündür Kasım Süleymani ve mühendis şehit ediliyor. Kan. Evet. Şey İran füzeleri atıyor. Yine kan dökülüyor. Ondan sonra işte uçak düşüyor. Kan dökülüyor bugün. Yani çekilirken bir yıkıntı bırakmak hedefinde. Yani yıkıntı, fazla yıkıntı yani bırakamaz ama sonuç itibariyle yani öyle hani buyurun hoş geldin falan gidiyorum falan olmuyor. Yani kanlı oluyor çok açık ama nereye kadar? Amerika'nın da böyle çok böyle büyük bir direnç göstereceği gözükmüyor. Yani bir müddet sonra bunun Amerika'nın tamam arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Hoşça kalın demesini bekleyebiliriz. Oraya gidiyoruz. Evet. Efendim, gidici yani Amerika onu görmemiz lazım. Bir de inandı bölgede ama inandı. Ama nereden gidici? Batı Asya'dan gidici ama Doğu Akdeniz'de yığıyor kuvvetini. Yani sonuç itibariyle biraz daha batıya doğru. Yani çelişmenin odağı ve rekabetin ve mücadelenin odağı Batı Asya karasından Doğu Akdeniz denizlerine sularına kayıyor. Çok bariz bir şey daha var. Yani yine bizim başımızdan bela eksik değil. Yakın şeyimizde Avrupa var bu arada. Mesela Avrupa'da çok ilginç gelişmeler oluyor. Mesela Almanya Avrupa'daki en önemli şey. Yani görünüşte NATO'da beraberiz diyor, ittifakta beraberiz diyor ama Almanya'nın aldığı her karar Amerika ile savaşıyor mu? Tabii. Zaten Amerika yani. Bakın Ukrayna ile anlaşma yapıyor. Kalkıyor hem Türk akımını hem de Kuzey akımını yani Almanya ile Rusya arasındaki akımı ikisini de engelleyeceğiz diye Ukrayna ile Amerika anlaşma yapıyor. 13 Kasım 2018. Evet. Yani bir yıl önce. Kuzey akım 2'ye. Kuzey akımı. Yani hem Amerika hem Almanya'yı hem de Türkiye'yi hedef alıyor. Biz de Abazya'ya gittik. Abazya Cumhurbaşkanı ile görüştük. Abazya Meclisi ile bir ortak bildiri yayınladık. Ondan sonra ve işte Türkiye'nin, Rusya'nın, Abazya'nın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Karadeniz ve Akdeniz ülkelerinin işbirliğine yönelik Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması, Abazya Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde. Onun da sonuçlarını göreceğiz önümüzdeki dönem. Orada da çok önemli gelişmeler var. Yani Türkiye ile Rusya'nın Akdeniz ve Karadeniz'deki işbirliğini sağlamlaştıran hem bizi Kıbrıs'ta daha sağlam mevziler kazanmaya yönelten hem de Karadeniz'de kendi mevzilerimizi ve Rusya'nın mevzilerini güçlendiren bir sürece Vatan Partisi olarak şey yapıyoruz. Önderlik ediyoruz diyebilirim açıkçası. Evet. Evet. Şimdi efendim Doğu Akdeniz tabii konuşuyoruz. İzleyicilerimizden gelen birkaç mesaj da var. Şimdi bu Ege Adaları meselesi üzerinden. Yani tamam Türkiye bir mavi vatan vizyonu belirledi ve Doğu Akdeniz'de önemli
ittifaklar yapıyor. Ege Adaları unutulmuyor mu şeklinde bazı gelen paylaşımlar her var. Her şeyin ne sırası diyorsunuz? Var. Bakın böyle provokatif, kışkırtıcı şeyler de var burada. Yani, kışkırtıcı mı buluyorsun? Şimdi bakın tabii Ege Adaları o bizim Soner Polat komutanımızın da incelediği 154-130 yani evet, kaya parçası ve ada var. Kaya. Ondan sonra o bizim hükümranlığımızda olan ama Yunanistan'ın diyelim bir işgal ettiği bir anlamda adalar var. Oralardan Yunanistan gidecek. O kesin buradan söyleyeyim. Gidecek onlara. Orası Türkiye'nin adaları. Ama burada Türkiye şimdi şeyde Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde bir mücadele yürütürken buradan bir cephe açmaya kışkırtmak ve bunu yapan sözde bazı askerler de var. Hatta Cem Gürdeniz komutanımıza hedef de alıyorlar. O da benim dikkatimi çekiyor. Yani çünkü Cem Gürdeniz hesap adamı, yani gerçek komutan, savaşı yani şey yapan, milletin hamasetini gıdıklayan değil, akla, mantığa ve kahramanlığa güvenen ve hitap eden bir çizgi izliyor Cem Gürdeniz ve Vatan Partisi. Bir de böyle oradan kışkırtıcılık yapan bazı unsurlar var, akıl sahibi olmayan. Şimdi Türkiye'yi iki cephede mücadele noktasına getirmek çok büyük yanlış. Zaten şu anda bir anlamda iki cephede bir mücadele, bir de üçüncü bir cephe açmak çok büyük yanlış. Onun için yani işte bilmem adaları, bilmem orada işgal var, bilmem ne yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Her şeyi akılla, kuvvetle ve karşı tarafın kuvvetini hesap ederek ve diyelim nasıl lokma lokma yiyoruz yemeği, hepsini birden midemize indirmeye kalkmıyoruz. Veya merdiven basamak basamak çıkıyoruz. 10 basamak birden atlayamıyoruz. Değil mi? Onun gibi yani bu konuda bir Ankara bir taktik diyor. Burada kararlılıklar, bakın burada Ege Adaları'nda Türkiye kararlılığını ifade etmeli. Ben bunu bilin, bunu buradan ben söylüyorum. O Ege Adaları Türkiye'nindir ve Türkiye'nin olacak. Zaten Türkiye'nin hukuken ve oradaki işgaller de son bulacak. Bunu herkes bilsin. Türkiye bunu söyleyecek. Ve buradaki haklarını not edecek, kaydedecek. Herkes bunu bilsin diyecek. Ama orada bir cephe açmak şu anda isabetli değil. Bir de Yunanistan'la kapışıp da yani şu aşamada Yunanistan değil arkadaki esas bakın, güç başka. Doğu, Yunanistan'la zaten bir kapışma halindeyiz Doğu Akdeniz'de. Evet. Yani şimdi Amerika ve İsrail olduğu için Yunanistan'ın yanında bir Yunanistan değil. Yani evet. Orada Amerika ve İsrail bize karşı tatbikatlar yapıyor ve Amerika, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs ittifakı oluşmuş durumda. Şimdi büyük güçler var. Burada ne oluyor? Süreç yavaş yavaş Rusya bizim yanımızda mevzileniyor. Biz de onun karşısına bir kuvvet yığmaya başlıyoruz. Yani Türkiye, İran, Rusya ittifakı, Suriye, Mısır'ı buna kattığımız zaman uzaktan da Çin Halk Cumhuriyeti'ne işte ne diyorum? Vatan Partisi 1,5 saat sonra şeyden İstanbul Havalimanı'ndan Pekin'e uçuyor. Değil mi? Hep bunları konuşuyoruz. Bunları da kattığımız zaman oralarda sorunları birer birer çözeceğiz. Çözeceğiz. Değil mi? Bu çok önemli. Bunu şeyde de İstiklal Savaşı'mızda da böyle yaptık. Birer birer adım adım çözmek. Evet efendim. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik Sayın Perinçek. Sayın Özçelik sizin sorunuz yoksa evet. Sayın Perinçek'in de son eğer eklemek istedikleri şeyler varsa Türkiye bir tarihi fırsat dönemine girmiştir. Büyük çözüm dönemine, büyük karar dönemine girmiştir. Türkiye'nin ufkunda bir üreticileri milli hükümeti var. Zorlukları paylaştıracak bir hükümet. Zorluklar da var. Bunların hepsinin hakkından gelecek bizim milletimizin ve devletimizin birikimi vardır. Devlet ve millet beraberliğini burada gerçekleştireceğiz. Kadınıyla, erkeğiyle bunu başaracak durumdayız. O bakımdan geleceğe güvenle bakıyoruz. Bu arada tabii en önemli olay Vatan Partisi şu anda çok büyük bir hızla gelişiyor. Yani görülmemiş bir hızla o bakımdan Türkiye'nin önünde ve bazıları için sürpriz olacak ama Vatan Partisi Türkiye'nin önünde
iktidar mevzilerinde olacak. Oraya doğru çok önemli bir gelişme var. Halkın bütün kesimlerinde Vatan Partisi'ne büyük bir ilgi var. Yani AK Parti tabanı, MHP tabanı, CHP tabanı, HDP tabanı hepsinde büyük bir ilgi var. Mesela bugün Yüksekova'dan da beni aradılar. Mardin Muhtarlar Eski Derneği Başkanı da aradı. Yüksekova'dan Seyit Tahir de aradı. Efendim heyetler geliyor Şırnak'tan, Cizre'den, şuradan, buradan. Türkiye'nin her yerinde gidiyoruz. Vatan Partisi'nin büyük bir yöneliş var. Onu söyleyeyim. O da Türkiye'nin umudunun güçlendiği bir döneme girdiğimizin bir başka ifadesi. Evet. Efendim bu arada üretim devrimi kurultayları da devam edecek. Üretim devrimi. Bir de bundan sonraki durağınız evet, neresi üretim olacak? Üretim devrimi diye bir kitap da çıktı. Evet. Onu da bilmiyorum gösterebiliyor muyuz? Üretim devrimi kurultayları da Çorlu'da. Çorlu'da. Evet. 19 Ocak'ta. Evet. Bakın orada da işte Okan Gaytancıoğlu CHP eski milletvekili Mehmet Fatih Çin Çorlu Ticaret Borsası yöneticisi Ekrem Ulunç ondan sonra ve Hakan Dedeoğlu o da çevre konularında falan son derece birikimi olan Trakya'nın önemli önderlerindendir. Beraber bir kurultay yapacağız ve orada Trakya'nın üreticileriyle buluşuyoruz. Evet. Sayın Pençek, teşekkür ediyoruz efendim. Biz teşekkür ederiz. Sorularınıza yanıt verdiğiniz için. Sayın Özçelik, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Çıkış Yolu'nda bu hafta sonuna geldik. Efendim haftaya İstanbul'da mı? Evet. Olacaksınız. İstanbul'dayız. Evet. Haftaya İstanbul stüdyomuzdan Sayın Pençek Salı günü. Evet, artık Salı oldu. Evet efendim, Salı günü oldu. Biz şimdilik veda edelim Ankara stüdyosundan. İyi geceler diliyoruz efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.